Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarım Ergin Aslan ve Volkan Demir. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Yorgun bir sezonu. Yoğun ve yorgun bir sezonu. Hala yoğunuz bu arada. Evet evet. Tabii şampiyonaya kadar bir nadas olur ama olsun yani yine keyifli bir iş yapıyoruz. Böyle ilk bitişten sonra ilk 1-2 hafta böyle bir yorgunluk sonra bir dinlenme oluyordu ama evet. Bu yıl biraz o hızlandırılmış olacak hepimiz için. Yine Haziran ayı dolu geçecek. Devamında zaten Temmuz kamp. Evet. Yok yine şu anda da dolu zaten. Ağustos'ta da ilk başlıyor zaten. Çok şey var. Merak edilen çok konu var. Senin burada olman önemli bir açıdan gündemde olan bir haberle ilgili evet. De. Hepsini konuşacağız. Bir bakalım bu gece son sayfada neler varmış. Evet, belirttiğimiz gibi yoğun bir gece bizleri bekliyor. Gündem epey bir yoğun. Bugün Ali Koç, yarın Mustafa Cengiz konuşacak. Aday olacak mı olmayacak mı merak ediyoruz. İsterseniz şöyle bir gündemden de dolayı olduğu için Fenerbahçe'den ve Ali Koç'tan başlayalım. Ama izlemeyen izleyicilerimiz varsa bir isterseniz Ali Koç'un açıklamalarını hatırlayalım, bir getirelim ekranlara. Sonrasında sizlerin de sorularıyla birlikte konuşacağız. Bu 3 sene çabuk geçti. Tarif edilmeyecek şekilde geçti. Ancak aday olduğum zaman da ifade ettiğim gibi yapmak istediklerimizi başarabilmek için en azından dönüş olmayan yola sokmak için 2 dönem lazım demiştik. İlk dönemi iyi kullandığımı söyleyemem ama buradaki beklenti, hedef ve inançta bir değişiklik yok. Ve bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi sorumlu hissettiğim için ve zaten yolun başında planlarım 2 dönem olduğu için ikinci kez başkan adayı olmaya karar verdiğim burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Fenerbahçe almaya değil vermeye geldim. Dolayısıyla bu doğrultuda da elimizden gelen en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız son derece rahat. Ben ve de benimle devam edecek arkadaşlarım seçildiğimiz takdirde bu süreçten kendimizi almamız gereken dersleri aldık. Bunu da göreceksiniz. Eğer gerçekten Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız bunun yolu sandıktan geçer. Her zaman da böyle olmuştur. Çıkın, güzel bir rekabet olsun. Rekabette her zaman Fenerbahçe kazanır. Adil bir rekabet ortamı sağlayacağımızdan adınız gibi emin olabilirsiniz. Şampiyonluğu kaybettiğimiz için ve bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Son düdük çalıncaya kadar şampiyonluğu kovalamamıza rağmen, maalesef çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen de bize sunulan bu fırsatı ne yazık ki değerlendiremedik. Önümüzdeki sezon için önümüzün açık olduğunu, şimdiden ligin en iddialı takımlarından biri olacağımızı söyleyebilirim. Yani bugünden gelecek sezon için %71 hazır bir kadromuz olduğunu üstüne basmak istiyorum. Gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu getirecek bir futbol yapılanmamızın mevcut olduğunu düşünüyoruz. Tabii aklınızda pek çok soru vardı futbolla ilgili. Transferler, teknik direktörler, kim olacak, kim olmayacak, bunların hepsini 1 Haziran veya Haziran ilk haftasına kadar tüm bu sorulara netlik kazandırmak, bugüne kadar yaptığımız hatalardan ders almak, edinilecek en büyük tecrübe yapılan hatalardandır. Bu sadece sporda değil, her yerde söz konusudur. Olmadı mı? Tabii ki pek çok hatamız oldu. Ama bunlardan da aldığımız derslerin de paha biçilmez olduğunu size ifade etmek istiyorum. Bugün geldiğimiz noktada bizim için artık farklı bir tavır ortaya koymanın zamanı çoktan gelmişti diyebilirim. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek. Evet, Ali Koç'un açıklamadan izledik. Aslında adaylığı bekliyorduk. Peki bundan sonrası için senin öngörülerin ne Volkan demiş? Yani en başta tabii şunu söylememiz lazım. Geçen 3 yıl Fenerbahçe açısından çok iyi 3 yıl değil. Değil. Alınan en iyi sonuç 3. Fenerbahçe'nin çok alışık olduğu bir koltuk değil. Ve bununla birlikte devamında önceki sezonlarda 6. ve 7. var. Yani ortaya konulan tablo kupasızlığın dışında lig sıralamasında da Fenerbahçe çok alışık olmadığı noktalarda.
burada bir öz eleştiri yapmak lazım. Ali Koç belli cümlelerle zaten kendi hatalarını da mümkün olunca dile getirmeye çalıştı. Bununla birlikte tabii şu konuda hakkını vereyim. Gerçekten çok net hatırlıyorum bu cümleyi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Sabah Gazetesi'nin ziyaretinde söylemişti. 6 yıla ihtiyacım var demişti. Hatırlıyorum ben de. 6 yıla ihtiyacım var demişti ve bir 3 yıl daha talep etti. Hakkıdır. Onu söyleyeyim ki zaten şu ortamda bırakıp gitmesi bence Fenerbahçe'nin yararına olmazdı. Ve hatta Ali Koç'un ya da Ali Koç gibi bir Fenerbahçeli'nin böyle bir durumda bırakıp gitmesi kendisine de bence çok zarar verirdi. Bırakıp gitse elini taşın altına koyacak biri var mı ki zaten şu an? Yani ya çıkardı mutlaka. Fenerbahçe öyle bir camia değil. Fenerbahçe'de şimdi saymaya gerek yok. Yani çok hani Ali Koç'un varlığı yüzünden biraz geri planda duruyorlar. Tabii şimdi Ali Koç karşısına çıkabilmek kolay bir şey değil. Özellikle Aziz Yıldırım'a karşı kazandığı çok ciddi bir zafer var. Bu zaferin ardından Ali Koç'un karşısında bir aday olarak ben çıkıyorum demek kolay değil. Bu bir. İkincisi 3 yıllık bana göre büyük başarısız tabloya rağmen halen taraftarın gözünde şöyle bir durum var. Ali Koç başkan olarak kalsın ama işte yönetimi, organizasyonu vesaireyi değiştirsin. Değiştirsin. Ve böyle devam etsin. Yani benim en azından camiadan aldığım hava bu. Bunu söyleyebilirim. Ali Bey'in tabii toplantıdaki tavrı biraz ya enerjisi düşüktü açık konuşayım. Yani bu 3 yıl... Evet. Üç yılın yorgunluğu, yıpratmış. Belki de hani son haftaların yorgunluğu, lig yarışının yorgunluğu, bir de o Sivas maçında gelen fırsatı kaçırmış olmanın vermiş olduğu üzüntü diyebilirsin. Hepsi bence yansıdı toplantıya. Bu açıdan da aslında belki de Ali Koç'un adaylığını açıkladığı bir toplantı. Hani daha coşkulu, daha böyle ışık vadeden, gelecek vadeden bir toplantı olmasını beklersin. Ama o sanki biraz böyle onu hissettim ben yani o. Enerjisi biraz düşüktü. Tabii doğaldır yani herkes her gün aynı enerjiyle, aynı yüksek enerjiyle ekran önünde sahada olamıyor. Biz de buraya haftanın 3 günü vesaire çıkıyoruz. Bizim de gün gün değişiyor. Geliyor mu sana da Volkan Bey bugün biraz yorgunsunuz? Olabilir. Bugün bayağı dolaştık. Yok hayır genel sordum. Bugün genel, değil. Tabii geliyor. Bugün iyisin canım. Ama şunu söyleyeyim yani bizi de etkiliyor. Tabii doğal canım. Olarak Ali Bey'in de o çok daha yoğun. Üstünde o ağır bir de sorumluluk ve yük var. Yani şunu ifade edeyim. Bence 3 yıl aday olarak doğru kararı verdi. Hem kendisi adına çünkü eğer bu noktada bir bırakıp gitme durumu söz konusu olsaydı Ali Koç profili Fenerbahçe'de çok ciddi zarar görürdü. İkincisi zaten en başta 6 yıl talep etmişti. Bu açıdan da ikinci kez başkan adayı olması normal. Ama tekrar ediyorum aynı 3 yıl tekrarlanırsa ya da şampiyonluk yaşanmadan hatta belki en az 2 şampiyonluk diyeyim. Yaşanmadan bir 3 yıl tamamlanırsa bir sonraki 3 yıl için sıkıntı yaşayabilir Ali Bey. Onu belirtmemiz lazım. Onun dışında toplantıya dair önemli mesajlar var. Bir şeyler daha soracağım ama Ergin'e de şunu sormak istiyorum. Tribünler olsaydı yani taraftar tribünlerde olsaydı, tribün orada taraftar demek yani onun için söylüyorum. Ali Koç'un bu 3 yıllık serüveni, çünkü 2 yılı böyle geçti. Evet. İlk zaten kredi ilk başta bayağı fazlaydı. Nasıl olurdu acaba? Yani sadece Ali Bey daha için çok değil, tabii sportif olarak başarısız olan her başkan, futbolcu bunlar için sıkıntı olurdu. Hatta seyircili oynandığı döneme dönelim. Geçen sene Fenerbahçe yine kötü gidiyor. İlk yılda insanlar şey yaptı hani o krediyi fazlasıyla verdi. Hakkı da vardı Ali Bey'in zaten. Evet. İkinci yılda bile mesela tribünlerde homurtular, sesler başlamıştı. Tribüne inmişti Ali Koç tabii, hatta bu yıl, yanlarına. Bu yıl özellikle iç saha maçları ki Fenerbahçe bence şampiyonluğu iç sahadaki Anadolu maçları performanslarıyla kaybetti. 7 maç kaybetti bildiğim kadarıyla. Evet. Hadi derbiyi kaybedersin. 7 mağlubiyet 2 beraberlik. Tabii hani Galatasaray'a Beşiktaş'a her yerde o sen onu gider evinde yenersin o gelir seni yener evinde. Bu böyledir büyük maçlar. Ama şimdi Anadolu takımları özelinde yenilirken bir de kötü oyunla yenildiğin zaman seyircili oyunda gerçekten problem olurdu. Bu Fenerbahçe için değil, hepsi için, herkes tabii. için geçerli bu hedef takımlarında. Galatasaray'da bu arada Fatih Hoca da belki tabii tabii herkes tabii. Ama şunu kabul edelim. Yani Ali Bey Fenerbahçe için belki sportif olarak başaramadı ama ya şunu da yapmadı, şunu da vermedi ya da şu işin de olsun istemedi diyeceğimiz bir şey yok. Gerçekten maddi olarak, manevi oyuncu olarak transferi olsun. Tabii. Hoca takımı. Çok çok yani çok özverili bir evet. şey geçirdi, dönem geçirdi. Çünkü en son deneme yanılma yöntemiyle gitti.
Hani ikinci 3 yılı istiyor Ali Bey ama mesela ilk 3 yıl şöyle geçse, ikinci 3 yıl için bir hazırlık dönemi değil mi? Giriş, gelişme, sonuç. Hani o Altın Ordu'dan çocuklar gelmişti. Hı hı. Belki o sola çıktı. Barış, Barış vardı. Ferdi falan. Yani bu transferler yapılırken biraz Komoli, Koko bu transferler yapılırken kadronun harman bir kadro olacağı, bu genç çocuklarla da serüvenin orta ve uzun vadeli planla devam edeceği düşünülüyordu, konuşuluyordu. Mesela belki Ali Bey'in hatalarından bir tanesi o. Çok erken vazgeçti o işten. Çünkü niye? Fenerbahçe'nin uzun zamandır şampiyon olamaması ve kısa sürede hemen başarılı beklenilmesi bunları biraz çok çabuk yol ayrımına getirdi Ali Bey'i. Şimdi bu 3 yılda ikinci 3 yıl için bir hazırlık dönemi gibi geçmedi kadro yapılanması anlamında. Ha, şu an baktığın zaman mesela bugün söyledikleri cümlelerin altında dolu olan şey şu. Biz hazır bir, iyi bir kadromuz var, hazır bir kadromuz var. Gerçekten öyle. Yani bu kadronun çok fazla takviyeye ihtiyacı yok. Geniş bir kadro. Doğru oyun lazım bu kadroya. Hoca farkında gördük bunu, doğru oyunu. Evet. Kadroya takviye geldi mi Emre Hoca zamanında? Gelmedi. Gelmedi. Ama ne oldu? Aynı malzemeden farklı bir şey çıkardı Emre Belözoğlu. Dolayısıyla bu kadro, evet, noksan yönleri var. Belki şişik olan bölgeler var, eksik olan. Ufak dokunuşlar illaki olacaktır. Ama o söylediği doğru. Yani önümüzdeki sezona zaten bu doğaldır. Fenerbahçe'nin en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak başlaması haber değildir zaten. Başlamaması haberdir. Öyle, yani şöyle bir sezonu bitirdiğimiz için zaten bunu söylemek çok rahat yani. Bir de Haziran başı açıklama yapacağını söyledi her konuda. İşte Emre Belözoğlu'nun takımdaki geleceği olsun, transfer politikası olsun. Sen ne bekliyorsun? Daha doğrusu Haziran başı her şeyi tamamlamış olacağını söyledi. Yani transfer politikası, yeni teknik direktör, işte Emre Belözoğlu'nun geleceği ne olacak? Hani teknik direktör mü olacak, sportif direktör mü olacak? Hiçbir şey mi olmayacak? Bilmiyoruz şu anda. Hani orada, o konuda bir renk vermedi. Ben Ali Bey'in aslında geçmiş 3 yılla ilgili hani öz eleştiri yapıyoruz ya. İlk iki icraatının bu 3 yılı çok etkilediğini düşünüyorum. Birincisi Damian Comolli, ikincisi Filip Koku. Burada biraz daha global düşünmeye çalıştı. Bizim futbolumuza çok uygun değil. Evet. İşte dedi ki ben uluslararası çapta değeri olan bir sportif direktör getireceğim. İşte bu network sayesinde de Fenerbahçe'yi çok daha farklı bir yöntemle yöneteceğim. Bu bir. İkincisi dedi ki evet, Türkiye'de Zico'dan bu yana hep Türk hocalar şampiyon oluyor. Evet. 2007 yılından bu yana hep Türk hocalar şampiyon oluyor. Ama ben bir felsefe getirmeyi düşünüyorum. İşte az önce bahsettiği Ergin'in. Berke Özerler, Barış Alıcılar, Ferdi Kadıoğlular, başka genç oyuncular, altyapı ürünleri. Bunları bir harman yapıp hem sportif başarı yakalayan hem de aynı zamanda üreten bir takım kimliğine bürüneceğim dedi. Fakat Comolli 1,5 yıl. Ki son bir yılı, yani bir önceki Ocak ayında görevinden alınmıştı ama son bir yılı sözleşme gereği durdu. Filip Koku yarım sezon dayanamadı. Bir de altyapıya getirilen bir İspanyol hoca vardı, Badia. O da bir yılı tamamlayamadı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu proje çok çabuk çöktü. O projenin çökmesi Fenerbahçe için çok ciddi bir mali yük anlamına geliyordu. Bu mali yükü de kolay kolay, hele ki bu işte UEFA finansal fair play, arkasından federasyon mali kriterler geldi. Ali Koç da olsanız o manevrayı sağlayamıyorsunuz. Çünkü bütün limitleriniz dolu. İşte hiç hak etmeyen oyunculara 2'şer 3'er milyon euro maaşlar vermişsiniz. Bonservis bedelleri ödemişsiniz. Yani o temizliği yapabilmek aslında Fenerbahçe için zaman aldı. Bu da 3. sezonun sonuna kadar sürdü. Şimdi Ali Bey'in ifadesi %70'i takımın hazır. Evet. Bu konuda ben de katılıyorum. Gerçekten işte bugün kalecisini, stoperinden en azından bir tanesini, orta alanında çok ciddi bir rotasyon olmasını, işte Valencia'sı, Pelkası ön tarafta belli. Belki sağ bek, sol bek tartışılır yaş olarak. Gökhan belki devam etmeyecek. Belki oraya bir oyuncu. Sol bek Caner çok tartışılıyor. İşin savunma boyutunda özellikle çok tartışılıyor. Belki oralara değişebilecek. Yani baktığında tabii santrforu söylemeye gerek yok zaten. Samatta'yı zaten istemiyorlar. Baktığında yani şu an Fenerbahçeli profesyonel futbolcusu olan 15-20 arası futbolcu gelecek sezona taşınacak. Bu da aslında aynı zamanda bir istikrarın da ya da
şöyle söyleyeyim, gelecek yıla biraz daha binanın daha temelli, daha sağlam bir temelli taşınmasını sağlayacak. Çünkü bundan önceki yıllarda hep yıkalım baştan yapalım, yıkalım baştan yapalım politikası böyle izlenen. Bir politika sergilemek de ne kadar doğru? Yani bunun... Ya oyuncuya göre değişir. Ben o konuda çok şey değilim. Ya istikrardan yanayım falan demeyi ben de seviyorum. Çok güzel laflar bunlar da. Ama aynı sen varsın ve bir kere bunun hata hani yapmışsın bunu, bunun cezasını çekmişsin sıralamadaki yerinde yine... İkinci sezonda baktığında bak yine söylüyorum. Ama çok büyük hata. Doğru söylüyorsun. Çok hatalı yani transferler yani. İlk yıl, Fenerbahçe'nin ilk yıl yaptığı transferlere bakalım. Ali Koç döneminde. Şu anda muhtemelen hiçbiri yoktur. Çok kötü yani isimlerdi bu. Belki arada. Devre arası Serdar Aziz, Sadık. Onun dışında yok. Var mı başka hatırlamıyorum. Yani hepsi. Barış'la Berke'yi de yok olarak sayarsak hani kiralık olarak gönderdiklerini. Ayı, Frey hepsi gitti. Yani birçok oyuncu gitti. Tabii. Devamında Reyes falan gitti. Vardı böyle. Ki devamında, kalsa daha iyi de olabilirdi o. Bak ikinci sezona gelelim. Ersun Hoca ile başlanan ikinci sezon. Altay Bayındır var. Altay Bayındır var. Luis Gustavo var. Başka var mı? Yok. O ikinci sezon kadrosu da değişti. Ya bu da ne kadar hatalı transferler i̇şte yapıldığını gösteriyor. Şimdi ben de mesela kağıt üzerinde böyle laflar çok güzeldir. İstikrardan yanayım. İşte sabredilmesi gerekiyordu vesaire. Hata istikrarlı olmamalı yani tabii, doğru söylüyorsun. Sürekli aynı hatada istikrar sizi belki de sıradanlaştırır. Hedeflerinizden çok uzaklaştırır. O yüzden ben hatada istikrarı çok doğru bulmuyorum. Ama şu anda bu kadroda da gerçekten üzerinde ısrar edilmesi gereken oyuncular olduğunu söylememiz lazım. Artık gerçekten bir kadro gövdesi, kadro nüvesi oluşturuldu. Yani Altay'ı benim bildiğim kadarıyla en azından Fenerbahçe satmayı düşünmüyor bu sezon. Hadi bunu da şöyle bir şerh koyarak söyleyeyim. Yani çok astronomik bir teklif gelir. Tabii. O zaman başka şeyler konuşuruz da hani şu an itibariyle Altay büyük ihtimal takımda kalacak gibi gözüküyor. Bu bir. İkincisi işte Nazım Sangare bir tarafta var. Filip Novak bu sene çok performans alamadınız ama sonuçta potansiyelini bildiğiniz bir oyuncu. Salahi Serdar şu anda belki bir tane oraya bir takviye. Hani baktığında Serdar'ı alternatif olarak düşünebilirsin. İyi bir alternatif. Oraya iyi bir stoper alabilirsin. Orta alanı saymaya gerek yok. Tek tek saymamıza gerek yok. Yedinci rotasyon Mert Hakan Yandaş, yani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin birbirine girdiği oyuncu. Yedinci rotasyon da. Yani düşün. Osayi Samuel geleli daha 3 ay olmuş, 4 ay olmuş. Ki ileriye dönük bir proje Osayi Samuel. Aynen öyle. Ener Valencian var, Pelkas'ın var, Mesut Özil'in var ön tarafta. Yani unuttuklarımız olabilir. Halen belki bu forvet sezon sıkıntı bu işte. Sezon ki kadrolardan hiç transfer yapılmasa aynı kadrolara çıksam belki Fenerbahçe gelecek sezonu 3 büyük takım için, 4 büyük takım için söylüyorum. Hiç takviye yapmasa 4 büyük takım. Belki gelecek sezonu Fenerbahçe şampiyon tamamlar şu kadroyla. Tabii. Yani çok iyi bir kadrosu var. Eldekiler. Şimdi Beşiktaş'a gelince konuşacağız. Beşiktaş sezonu şampiyon tamamladı. Bu doğru. Ama mesela elinde ilk 11 olarak saydığımız 3 tane oyuncunun geleceğiyle ilgili hiçbir fikir yürütemiyoruz. Evet. Ve bunlar çok kritik bölgeler. Evet. Valentin Rozier, Raşit Gezal ve Abubakar. Fenerbahçe'de böyle bir durum yok. Aksine fazla var. İşte nasıl göndereceğiz tabii o da ayrı. Onun da sıkıntısı ayrı çekiliyor ama o zaman senden Ergin'e şöyle geçeyim. Sen Fenerbahçe'de kimleri gönderirsin şu an mevcut kadroda olan? Yani ben gönderecek isimlerden ziyade tutacak isimlere biraz daha odaklanmak lazım Fenerbahçe'de. Forvet için söylüyorum. Forvet hattını şöyle söyleyeyim. Şimdi Samat da potansiyelini biliyoruz. Ama olmadı. Şimdi Oğuzhan'ı bekler gibi bekliyor ya Beşiktaşlar. 6-7-8 sezondur mesela. Bu sene olacak, Oğuzhan, bu sene bu arada olacak, benim bu sene. Çok beğendiğim bir tabii. Adam ya. Hala da tabii. Acaba olacak mı diye düşünüyorum. Hala evet doğru. Bu da hani o hissettiriyor ya Oğuzhan bunu. Demek ki var bir şey. Ve göstermişliği de var zamanında. 2 yıllık şampiyonlukta tabii, çok büyük önemli var. Katkısı o var. Ayrı. Yani sizse geçen senenin gol kralı adam değil mi? Kaç gol attı ama geçen sene? Sörlot'tan sonra. Şimdi bu sene alındı. Ademi Frey falan var yani daha gelecekler bunlar. İdmanlara çıkacaklar. Mehmet Tiyan var sözleşmeli oyuncu. Son yıllarda Mario Gomez'den bu yana alalım şampiyon olan takımları. Sonra Gomez'e geçelim Galatasaray'a. Sonra Sörlot'a bir gidelim. Yani şampiyonluk yarışı. Hep o takımların ileride direkt ilk akla gelen adamından bahsediyoruz. Bu sene Abubakar, Larin performansı. Fenerbahçe'de
O bahsettiğimiz 4-5 golcü içerisinde en çok gol atan adam o 5'liğin içerisinde yok. Valencia sanırım. Valencia. O da hani direkt santrofor değil. Son yani, 6-7 maç hariç evet. Hiç santrofor oynamadı neredeyse. Tabii şampiyonluğa giden Fenerbahçe'nin en çok gol atan golcüsü 3-4 golcü içinde 5 olmaz. Vida evet. Attı o kadar. Yani burada bir problem var. O yüzden dediği doğru. Bir değil belki oradan nasıl kurtulurlar o sözleşmeden bilmem. Çünkü oyuncu göndermek, oyuncu transfer etmek kadar zor bir iş. Savunma... Yani Nazım Sangare büyük kapışmaya sebep olmuş bir sağ bek. Milli evet. Takımın sağ beki baktığın zaman. Yani hep aynı örneği veriyorum ama Abdullah Hoca'yı gerçekten çok seviyorum ben. Hani belki bazen denk geliyordur. Ya hep de bunu söylüyor diye olabilir. Ben çok sevdiğim bir adam ama şunu söyleyeceğim. Aynı malzemeyi Sergen Yalçın Abdullah Hoca'dan aldı geçen sene. Bak pandemi dönemi ve maçları hatırlayın. Evet. Neredeyse iki maç olsa neredeyse şampiyonluğa gidecek. Bu sene Erol Hoca'dan alan Emre Belezoğlu. Aynı oyuncu kadrosu. Değişen ne? Yani anlayış, futbola bakış, bunu oyuncuya vermem, oyuncunun antrenmanla birlikte maçta keyif alması, o havayı yakalaman bunların hepsi etkili oluyor. Ben katılıyorum Volkan. Yani Fenerbahçe'nin bugün mevcut kadrolar içerisinde Beşiktaş'ın ayrılacak olan kiralıkları var. Almaya çalışıyor. Galatasaray'ın takımın yarısı neredeyse kiralık sözleşmeler bitiyor, değişiyor. Şimdi Fenerbahçe hazır girecek. O yüzden bir kere sakin kalması lazım Melik. En önemli şey şu panik evet. Olmaması lazım. Bu sene illa ya 4 takım yarışıyor. Şimdi sakin kaldığın zaman, ayakların yere bastığı zaman bence Fenerbahçe camiasında beklenti biraz da şu. Maç kaybedebilirsin. Ama bu sene 40 maç içerisinde bir 5 maç ya bu maçı da Fenerbahçe gerçekten böyle şampiyonluk adayı gibi oynadı diyebileceğin 5 maçı zor çıkartırsın. Galatasaray'da da problem buydu. Lig bakma averajla bitti belki Beşiktaş. Hani Fenerbahçe 2 puan farkı, Galatasaray, Beşiktaş aynı puanla bitti. Hiç maçları izlememiş bir yabancı baksa listeye ya ne lig ne çekişmeli olmuş diyebilir ama öyle değil. Son 10 haftayı çıkar. Tabii. Mesela Beşiktaş 40 haftanın 30'unda bu maç Beşiktaş'ın maçı olsa da İzlesek dedirtti herkese. Ve 30'unda çok coşkulu şampiyon gibi oynadı. Minimum yani. Bunu 35'e kadar falan da çıkartabilirsin. Fenerbahçe'de bence Emre Belözoğlu ile o ışık göründü. Göründü, net göründü. Oyun felsefesinin değişmesi, rakip yarı alandaki oyun hepsi göründü. Ha burada bir karar verecek. Emre Belözoğlu ya da şey, yabancı ya da yerli bir hoca. Çok keskin bir yol ayrımında Ali Bey. Bu kararı nasıl alacak bilmiyorum. Ve bu kararı da camiaya çok iyi anlatması, çok iyi bir iletişim metoduyla anlatması gerekiyor. Yani futbol oynadıktan sonra bence tamam şampiyonluk çok önemli ama şampiyon olmak arzusuyla sahada taraftar seni gördüğü zaman inan şey gidiyor. Ya kaybedeceksen de böyle kaybet diyor yani. O coşkun o oyunu seni, gördüğü tabii. Zaman diyor. Ya peki sana göre Emre Belözoğlu devam etmeli mi? Emre Belözoğlu ya şimdi 10 haftalık performansı tartışmasız değil mi? Etmeli tek mağlubiyet. Evet. Başlangıç kadroları ve başlangıç oyunu resmen izlenilesi bir oyun. Açıp Fenerbahçe'yi izlersin. Ve bir değişiklik yaptığını en az futboldan hani anlayan kişi bile görebilir. Tabii. Bak başlangıç gerçekten. Oyunu, oyun 90 dakikadan bahsediyorum. Ve oyunun uzun bir süresi 50-60 diyelim iyi gidiyor. Ama Emre Hoca'nın mesela hamlelerinde problem olduğunu gördük 8-10 haftada. Yani şüphe. Tam oraya geleceğim. Bunlar çok normal. Bak Sergen Hoca'nın bu sene çıkardığı bir iki derbi, Fenerbahçe derbisi 1-1 bitti falan değil mi? Şeydeki Vodafone, Vodafone Park. Park'taki. Bence Ankara Gücü maçı da. Orada da bak bunların hepsi şimdi evet 10-13 yıllık hoca bile bazen yol yürürken ne yapıp ne yapmaması gerektiğini o maçta tecrübe ediyor. Yaşanmışlıklar ya üzerinden. Ya biz bunu daha tecrübeli hocalarda da görüyoruz. Şenol Güneş'te sen çok yakından takip ettin bravo. Beşiktaş'ta. Şimdi, o yüzden Emre Fatih Hoca'nın... Fatih Terim'in de hamleleri eleştiriliyor zaman zaman. Doğru. Bununla ilgili bir hikaye anlatıyorum. Tamam hemen bitiriyorum. Emre Belezoğlu'nun potansiyeli, o dominant karakteri... Şimdi düşünün bir yanda Fatih Terim, bir yanda Sergen Yalçın. Bu tarafta da Emre Belezoğlu. Hani şey olarak söyleyeyim, o kelimeyi doğru bulayım. Dominant böyle ego şeyi vardır ya böyle karşılıklı oraya sahip çıkabilecek lider karakteri. O var. Ama şimdi futbolculuk başka bir şey. Türk futbol tarihinin en total oyuncusudur. Ya belki evet. Hani en yeteneklisi Sergen Yalçın'dır, en totali Emre Belezoğlu'dur dersek hani ya sen ne diyorsun demez herhalde kimse. Yani kariyer, mariyer, oyunculuk, katkı. Ama şimdi bu başka bir yer. Yani burada sosyolojiyi yönetmek, takımı yönetmek, o iletişim vermek. Işık var doğru ama bunu doğru anlatacak camiaya. Bakın Emre Belezoğlu geldi, 10 haftalık performansı gördünüz. Yine kötü gidebilir işler ama bu toparlanabilir bir süreç. Bu ışık onda varı nasıl anlatır bilmiyorum Ali Bey. Ha ben bile nötrüm. Düşün kulüp başkanı şu anda... Tabii çok kritik bir karar. Çok kritik. Ben bile nötrüm yani. Ama dediğim gibi 8-10 haftada kısmen o ışığı verdi Emre Belözoğlu. Şimdi teknik direktörlük aslında hakikaten çok zor bir iş. Bir kere ben %50'nin üzerinde şansla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Başarının başarısızlığının.
teknik direktörlükte. Dediğim Ergin Aslan'ın dediği gibi bugün Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri Sergen Yalçın. İşte Emre Akbaba o penaltıyı atsa, Adem Büyük o golü atmasa vesaire, şu anda belki de ya acaba devam etmeli mi falan konuşuluyordu. Yani bu işin gerçeği bu. Maalesef dünyanın bütün teknik adamlar için geçerli bu. Her işte performans değerlendirmesi vardır ama teknik direktörlükte direkt yaptın yapamadın. Yani siyahla beyaz gibi. Teknik direktörlük böyle bir durum. Şimdi tabii doğal olarak verdiğiniz her karar sizin geleceğinizi çok çok derinden etkiliyor. Oyuncu değişikliği. Sana %100 katılıyorum. Bir kere hatta bunu ben Erol Hoca'da da belki de aslında sadece teknik direktör mü sorgulamak lazım o konuda. Sonradan giren oyuncu acaba kendini maça tam veremiyor mu Fenerbahçe'de? Öyle sıkıntılar da olabilir. Erol Hoca da oyuncu değiştirdiğinde dikkat edin Fenerbahçe'nin oyunu hep düşüyordu. Emre Belözoğlu da oyuncu değiştirdiğinde Fenerbahçe'nin oyunu hep geriye gitti. Maçlar, ya evet. Hepimiz burada maçları canlı izledik. Bu konu genç bir teknik adam olan Emre Belözoğlu'nun bence geliştirmesi gereken bir konu. Fakat oyuncu değişikliğiyle ilgili bir hikaye anlatacağım. Ersun Yanal bu ülkenin herhalde en tecrübeli teknik adamlarından bir tanesidir. Tabii. Fenerbahçe'deki ilk dönemi 2013-14 sezonu sezon başında bizimle böyle bir sohbet toplantısı yaptı. Fenerbahçe muhabirleri var vesaire. Klasiktir zaten. Türk futbol izleyicisinin klasik lafıdır. Hocam niye şu dakikada şu oyuncuyu aldın, niye almadın? İşte şeye polis memuru Mustafa Denizli'ye soruyor ya. Hocam Ali Güneş'i çıkar balı çal. Ya bizde de klasik. Tabii. Klasik şudur. Harika hikaye o ya. O dönemde şimdi hatırlamıyorum. Galiba Musa Sova oynatmıyordu hoca. Hocam neden şu dakikada takım baskı yerken işte X oyuncuyu çıkarmadın, Musa Sova almadın gibi bir soru geldi. Şimdi Ersun Hoca aslında çok böyle nasıl söyleyeyim biraz basın toplantıları şeydi son dönem Fenerbahçe'de. Çok böyle slogan basın toplantı ama evet, çok felsefik bir adamdır aslında. Durdu soruya şu soruyla karşılık verdi. Kardeşim sen bana bu soruyu soruyorsun da dedi. Hayatında kaç kez oyuncu değiştirdin dedi. Şimdi oyuncu değişikliği, oyuncu değiştirmek gerçekten çok sıkıntılı bir iş. Bak takım 2-0 öndedir ve cayır cayır top oynuyordur. Ama sen şunu istersin, dersin ki ya işte kenarda kim var? Atıyorum Fenerbahçe'den. İşte Samat da var. Bir de Samat'ta'yı atayım, o da böyle gitsin, yardırsın. İşte 3 olsun, 4 olsun. O niyetle yaparsın. Ama geridesin. Bir atarsın, takım, öndeyken diyor. Takım bir anda perişan duruma düşer. Ersun Hoca aynen böyle anlattı. İyi olsun diye yaptığın her değişiklik sana KDV'li olarak geri dönebilir. Yani her şeyi hesaplaman lazım oyuncu değişikliğinde. Oyuncu değişikliği gerçekten zor bir iş. Ben zaten bir teknik adamı değerlendirirken işte antrenman metotları, işte taktik bilgisi vesairesi, iletişimi her şey okey. Zaten artık bu antrenman metodu aşağı yukarı her teknik adam da aynı. Sonuçta bilimsel bir gerçek bu artık. Yani eskiden tamam hani bir fark yaratıyordu. Almanlar geliyordu, farklı çalıştırıyordu vesaire de artık bütün dünyada aşağı yukarı çok küçük farklar dışında herkes aynı antrenmanı yapabiliyor. Tempo önemli olan. Ama ben teknik direktörün farkının artık saha için müdahaleler. Yani sadece oyuncu değişikliği değil. İşte bir oyuncuyu sağ bekten sağ açığa çekmek ya da sol açıktan sol beke çekmek vesaire gibi dokunuşlar olduğunu düşünüyorum. Yani farkı orada yaratabiliyor teknik adam. Emre Belezoğlu için de şunu söyleyeceğim. Gerçekten benim futbol bilgisine bu ülkede inandığım birkaç tane teknik adamdan bir tanesi. Fenerbahçe için bugün yabancı tüm adayları dışarıda bırakıyorum. Hani yabancı söyleyen olursa, işte mesaj atan olursa... Zebrov'u çok soruyorlar. Yabancıların hepsini kenarda bırakıyorum ama Türk antrenörler içerisinde şu anda antrenör kıyaslaması yapayım. Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna zaten oturabilecek kaç tane teknik adam var? Yani Şenol Hoca Amiri takımda ki zaten Fenerbahçe'li yaşadığı problemler ortada çok gerçekçi değil. Konuşuluyor vesaire ama çok gerçekçi değil. Kim var? Yani bakalım Türk olarak Okan Hoca bir belki akla gelir. Okan Hoca olabilir ama Okan Hoca ile ben geçen sezon başında bir konuşulduğunu ve olmadığını biliyorum. İki, üçüncü isim zaten yok. Yani hani iki, üç tane isim sayamıyorsun. Şimdi Aykut Hoca Başakşehir'de zaten hani yönetimle yaşadıkları belli olmaz. Ersun Hoca desen olmaz. Hani tek tek baktığında zaten Türk bir aday olacaksa bu %99 Emre Belözoğlu olacak. Ha yabancı.
istatistikler işte klasik laf var ya mini etek gibidir vesaire. Şimdi bu istatistikler boşuna oluşmuyor. Bu ülkenin gerçekleri var. Fenerbahçe son olarak Arthur Zico'yla 100. yılında şampiyonluk yaşadı. Ondan sonra sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunda birçok çok kariyerli, gerçekten önünde ceketini ilikleyeceğim yabancı teknik adamlar geldi. Efendim Luis Aragonesi, Filip Kokusu, Vitor Pereira'sı, kim var başka Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan çok değerli, hakikaten çok saygı duyacağım teknik adamlar geldi. Fakat bana bir tane söyleyin ki bu adam geldi, bak şampiyonluğu geçtim. Beşiktaş'ın oyununda fark yarattı. Galatasaray'ın oyununda fark yarattı. Fenerbahçe'nin oyununda fark yarattı. Zico iyiydi be. Zico'dan sonra diyorum. Ha sonra. Tamam. Zico'dan sonra diyorum. Onunla ilgili de Fenerbahçe'nin en efsanesi hani son dönem için söyleyebilirim. Alex çok kendi açıkladı. Çok gidip başkana şikayet ettim. Teknik direktör olarak uygulamalarını beğenmiyordum Zico'nun dedi mesela. Hani futbolcu gözüyle söylüyorum. Yani tek tek baktığında bu ülkede bazı gerçekler var. Bunları şimdi ben bunu söylediğim zaman vizyonsuzluk falan gibi şeylerle karşılaşıyorum ama şimdi çok konuşulan ve temas kurulduğunu da bildiğim bir örnek üzerinden devam edeceğim. Biraz uzattım kusura bakma. Güzel yok. Güzel dinliyorum keyifle. Yakından dinliyorum. Evde olsam seni televizyondan dinleyeceğim. Eyvallah. Şimdi Joachim Löw. Evet çok yani en çok adı geçen o zaten. Çok konuşuluyor. İşte Alman milli takımını da bıraktı zaten vesaire. Fenerbahçe'nin de eski hocası. Hakikaten benim izlediğim en iyi Fenerbahçelerden biridir Joachim Löw'ün Fenerbahçesi. Şu an tabii bizi izleyen büyük çoğunluk hatırlamıyor maalesef. O da bizim yaşlılığımızın göstergesi ama şunu söyleyeceğim. Geldi. Joachim Löw tamam hadi Türkiye'yi tanıyor. Fenerbahçe'yi biliyor, şartları biliyor. Diyecek ki bütçemiz ne? Ne yanıt verebileceksin? Yani Fenerbahçe'yi geç. Gömleğiyle. Fenerbahçe'yi geç. Galatasaray ne yanıt verebilecek? Beşiktaş ne yanıt? Şu an bir bütçemiz var mı bizim? Herhangi bir kulübümüzün. Bütün kulüplerimiz takla attırıyor. Öyle yani. Sorular geliyor zaten şimdi adaylık konusundan dolayı. Hani bütün kulüplerimiz ne? Takla attırıyor. Açık ve net söyleyelim. Evet. İşte yapılandırıyoruz. Yani geçici olarak çarkı döndürüyorlar ama. Yapılandırıyoruz. Devlet sağ olsun devreye giriyor. İşte atıyor borçları vesaire vesaire. Hani ben borcu azalan kulüp var mı bilmiyorum. Yok. Ben görmüyorum yani varsa da. Trabzonspor bir yerde. Şimdi böyle bir projeye yıllarca Alman milli takımını çalıştırmış bir adam. Alman bir de. Büyük bir kulüp olmasına rağmen ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmesine rağmen böyle bir riske girer mi? Çok net soruyorum. Böyle bir riske girer mi? Ha sen gelmez mi diyorsun? Teklif ya, mi götürmez Fenerbahçe hayır, diyorsun? Hayır teklif götürdü ben görüştüğünü biliyorum. Ha. Belki de ikna da ettiler. Ama şunu söyleyeceğim. Hangi bütçeyle Löw'ü buraya getireceksiniz? İkna edeceksiniz. Löw'ün yapmak istediklerine ne kadar karşılık verebileceksiniz? Ve Löw yani gerçekten... Löw iki tane Almanya'dan oyuncu söyleyecek mesela. Leverkusen'den, Werder Bremen'den bana şunları alın. Şöyle bir teknik adam değil demek istiyorsun yani. Alabilecek geleyim misin? Paramı alayım sonra gideyim bir teknik adam değil çünkü değil, yani. Öyle değil. Asla değil. Alman teknik adamlar bu arada Türkiye'de başarılı olmuştur. Evet. Çoğunluğu, büyük çoğunluğu başarılı olmuştur. Ama şu anda bizim öyle bir futbol ekonomimiz yok. Eskiden vardı. Kararttı içimiz yine. Ama yani ben mesela Nenad Bjelica. Evet. Konuşuldu doğru mu? Doğru. Fenerbahçe için. Mesela onun bile taleplerine ya da onun talepleri bile Fenerbahçe'ye abartılı geldi. E şimdi Bjelica'nın taleplerinin abartılı geldiği kulüp Joachim Löw'ü neyle ikna edecek? Tekrar ediyorum Fenerbahçe büyük kulüptür. Galatasaray büyük kulüptür. Bunun kulüplerin büyüklüğüyle alakası yok. Mevcut durumlarıyla alakası var. O yüzden çok gerçekçi bulmuyorum. Bir yabancı teknik adam durumunu. Ama elbette işte karşımızdaki adam Ali Koç çıkar der ki Löw'e kardeşim teminatım benim. Bir risk değil mi ama Löw? Uzun zamandır sadece kulüp milli takımı takım çalıştırmalı. Evet. Ama finansal fair play de bunu Ali Bey'e dedirtmez zaten. Finansal fair play olmasa bu limitler banka anlaşmaları olmasa zaten hani Ali Bey'in gücü Löw'ü de getirmeye yeter. Atıyorum zorlasa hani söylemeyeyim hadi şimdi demesinler. Yani
Yani Guardiola deme yani sakın. Yani demeyeyim, Guardiola demeyeyim de. Yani o ilk top 5 adamdan bir tanesi normal şartlarda Ali Bey'in gücü yeter maddi olarak. Ama şimdi limitler buna zaten müsaade etmiyor. Evet, futbolcular konusunda allı verli falan böyle limitler oluşturdu falan ama işte bahsettiğin isimin bir kere gelirken bir listeyle gelecek. Yani en önemli etkenlerden bir tanesi bu tabii. Yani abi hep söylüyorum. Şimdi Sergen Hoca, şimdi sözleşme görüşmesi yapılacak. Tabii ki uzatılsın. %100 uzatılsın yani. Adam belki de Beşiktaş tarihinin en zorlu şampiyonluklarından birini kazandı. Gelir yok, pandemi var. İşte motokuryeyle yetiştirilen adam asist kralı oldu vesaire. Bir sürü hikayesi var değil mi? İşte MR'ı bakılan, ya bu adamı niye aldınız denen Abubakar işte neler yaptı vesaire. Birçok hikayesi var. Örnek, çok basit. Sergen Yalçın da bugün Beşiktaş anlaşamadı. Dedi ki ben kardeşim yüzümü Avrupa'ya çeviriyorum. Bir tane Beşiktaş'a yakışır teknik adam arayacağım. Örnek veriyorum, şu an böyle bir şey yok da. Ya hangi teknik adamı? Neyle ikna edeceğiz? Benim sorum bu. Şimdi Beşiktaş için bunu Şampiyonlar Ligi diye ikna edersin. Ama diyecek ki Şampiyonlar Ligi'ne göre kadro için bana ne vaat gibi, ediyorsun? Gibi. Orada da o devreye girecek. Yani oraya ayağımı basayım istemeyecek teknik adam. Ya da Galatasaray. Yani. Fatih Hoca bugün 1 Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Dese ki ya Fatih Hoca da artık 7. kez mi geldi, işte kaçıncı kez geldiyse, işte Fatih Hoca da artık misyonunu tamamladı. Yani yeni yönetim böyle bir şey söyledi ve bir yabancı teknik adam arayışına girdi. Hangi marka ismi neyle ikna edeceksin? Benim kafamdaki tek soru bu. Yani idealist bir hoca değilse, yani şöyle çok da umursamazsa böyle şeyleri, sözleşmesine bakar. Atar 3 yıllık imzayı Volkan. Şumidik tamam mesela. Ha. Bakar yani orada mesela. 4 milyon euroyu da görür. 3,5-4 milyon euroyu da atar 2 sene, 3 sene, tamam mı? Böyle bakar, bana ne der adam, bakın, gelir işini yapar. Bu da evet risk, büyük risk ve büyük hata. Çünkü aynı şeyleri yapıp farklı sonuç elde edemezsiniz. Bakın Yusuf Bey yazmış, bir örnek vermiş. Şimdi konudan bağımsız ama Fenerbahçe ile ilgili enteresan geldi bana. David de ilk geldiği sezon kötüydü. Samatta gibi. İkinci sezonunda Inter Chelsea mükemmel goller attı. Erol Hoca ile güvenini kaybetti bence. İyi çalışmayla potansiyeli var. Seneye'nin yani önümüzdeki yılın transferi olacak demiş. Slimani de aynıydı. Gidince o da parladı. Aynı hataya düşmemek lazım demiş. Şimdi Samatta'nın takımda tutulmak istenmemesine yönelik söylemiş. Larin var örnek en yakın. Mesela. O da ikinci tamam, dönem. Gidip tabii, geldi gerçi. Gidip geldi ama. Yani en yakın örnek. Ben burada zaten bak, bir adam Fenerbahçe'ye transfer olduysa bu adamın yeteneklerinde ya da sahada yapabilirliği ile ilgili zaten bir problem yok. Fenerbahçe'ye niye transfer olursun? Değil mi? Bir şey yapmışsın, bir şampiyonluk hedefiyle oynamışsın, goller atmışsın ya da savunmacıysan çok iyi performans. Yoksa nasıl transfer olacaksın Fenerbahçe'ye? Ya bu, Samatta'yı biz zaten hepimiz millet olarak izlemedik mi? Ben canlı izledim. Arka direkte 2 gol attı adam. Yani şey de yok. Zaten oyuncu potansiyelinde problem yok ama işte o başka bir şey. O iletişimi, havayı yakalamak. Bak antrenman metodu da çok önemli. Bak Stefano mesela Mustafa Hoca döneminin şampiyonluklarında ki etkisi çok önemliydi. Sonra geldi tekrar geri. Mesela Sergen Hoca dönemi, Şenol Hoca'nın şampiyonluk dönemlerinde de öyledir. Yani o fizik kondisyon hadisesi çok önemli. Sahada kalabilme güç. Bir de Fenerbahçeli bu sezon 3-4 oyuncuda ben şunu gördüm. Ya böyle hayattan bezmiş, oyun oynamak istemiyor, zorla oraya çıkarılmış gibi. Şimdi bunu gördüğü zaman insanlar birçok şeyi, oyuncuyu sorguladığı gibi hani belki tesislere de dönüp kafasını çeviriyor. Ya siz burada ne yapıyorsunuz diyor. Hani her tamam. Gün siz burada ne yapıyorsunuz diyor. O potansiyelli oyuncular bence de. Ha. Emre Belözoğlu, Volkan çok güzel bir analiz yaptı. Yani şimdi yan yana koy, bütün oklar, bütün şeyler Emre Belözoğlu'nu gösteriyor. Ha, görüşmeyecek mi Fenerbahçe? Tabii ki Emre Belözoğlu ayıp falan olacak hali yok. Görüşecek tabii, koskoca Fenerbahçe alternatiflerini falan da sunacak. Bir akıl süzgecinden geçirecek. Bir yola devam edecek. Ama görünen o ki şartlar da mantık da İbre'nin hani en azından %51 Emre Belözoğlu'na dönük olduğunu gösteriyor bize. Peki yine döneceğiz sorularla birlikte bu konuya. Şimdi Ali Koç adaylığını açıkladı. Diğer tarafta Galatasaray'da acaba Mustafa Cengiz neler söyleyecek? Bir basın toplantısı olacak artık bugün 14.30'da. Aday olmayacağını söylemişti ama siz değişik bir açıklama bekliyor musunuz? Vallahi Mustafa Başkan'ın ne söyleyeceğini artık kestiremiyorum. Önce kestiriyordum da. Yani aday olursa ki umarım olmaz. Evet, son dönemde kötü bir serüven yaşadı Galatasaray taraftarıyla, teknik heyetiyle, kendi yönetimiyle. Ama o bir ay unutulabilir. Bunu zorlamadığınız sürece. Çünkü
İki şampiyonluk kazanmadı mı Mustafa? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. İki şampiyonluk kazandı değil mi Mustafa? Bir buçuk Cengiz diyelim. Birincinin devre arası geldi. Dursun Bey'le varken geldi. Onun dışında şimdi Allah'a var. Fatih Hoca bazı yaklaşımlarına kızıyor Mustafa Cengiz'in haklı olarak. Çünkü bazı oyuncularla ilgili söylenmemesi gereken yanlış kelimeler seçti. Belki şey doğruydu demek istedi ama kelimeler yanlıştı. Ama adamın da hakkını yemeyelim. Fatih Hoca'ya iyi oyuncular aldı. Devre arasında 4 oyuncu aldı. Sezon başlarında da aldı. Bütün şartları, imkanları zorladılar. Hele bir Galatasaray'ın UEFA ile bir masa toplantısı var ki hani ceza alma meselesindeki bir, yani iyi işler de yaptı ama tadında kalmak lazım. Son bir aydaki süreci zorlamaması lazım. Niye biliyor musun? Aday olacaksa da, ki kazanma şansını ben hiç görmüyorum zaten. Aday olacaksa, bunlar yaşanmamadan önce 500 oy alacaksa, bu yaşandıktan sonra 50 oy falan alacak bence. Ha, birkaç tane iddia var. Abdurrahim Bey aday olabilir, Mustafa Bey ona destek verebilir. Yani bir sürü şeyler var, iddialar var. Yarın göreceğiz ama ben artık ne dese şaşırmam Mustafa Bey'den yani şu anda. Onunla ilgili öngörüm daha önce vardı, şu an yok. Biraz değişik değil mi artık? Değişken bir ruh hali var. Yani resmi sitede yayınlanan açıklaması, bu şartlarda aday olmayacağımdı. Ha, o şartların hangi şartlar olduğunu bilmiyoruz mesela. Olgunlaşmıştır belki şartlar. Yani o şartlar olgunlaştıysa aday olabilir ama ben de Ergin'le benzer düşünceleri sahibim. Mustafa Cengiz'in aday olmayacağını, aday olsa da çok ciddi bir şansın olmadığını düşünüyorum. Peki bu basın toplantısında ne konuşacak acaba? Sezon değerlendirmesi mi sadece? Ya şöyle, kendini anlatamadı son dönem. Yani o televizyon programından sonra, bir de seçimler iptal oldu. Bak, ertelenme işte de değil. Ama işte şimdi 19 Haziran'dan sonra hani belki fikir değişti. Belki o fikir değişikliği. Çünkü zaten hatırla, o açıklamayı yapacağı zaman da aslında biz adaylık bekliyorduk. Sonra bu gelişmeler olunca, iptal durumu falan olunca işler bak, değişti. Şu an zaten net yapması lazım bu basın toplantısını. Çünkü Galatasaray camiasının şu an çok net bir başkan ağzından çıkacak bir rotaya, yol haritasına ihtiyacı var. Yapmaması zaten hata. Yapacak, diyecek ki şu an hocanın durumu belli değil. Şimdi kiralık oyuncular var. Kongreyi çok yaptığınız zaman önelemeler geliyor. Kadro yapacaksınız. Teknik hoca, teknik direktör belli değil. Gidecek kalacaklar belli değil. Yani böyle boş, başıboş bir serüvene bırakılmaz Galatasaray. Değil mi? O yüzden yarın net olarak yapıp en mantıklısı şu olur. Hayat da çok garip değil mi? Biz burada Mustafa Cengiz'e ne yapması gerekir? Yani bu işimiz gereği. Emre Hoca'nın demin değişiklikleriyle ilgili konuşuyoruz değil mi? Hatalı falan diyorum. Hiç profesyonel futbol oynamadım mesela. Neyse yani söylettiriyor işte hayat. Mustafa Başkan'ın net olarak Galatasaray camiasına bir oh be dedirtmesi lazım yarın. Yol haritasını çizecek. Çekiliyorsa çekilecek. Ya da diyecek ki biz adaylarımızla birlikte, benim dışımdaki adaylarla birlikte Fatih Hoca konusunda ya da X hemfikiriz. Anahtar hocamızdadır. Şu tarihlerde kamplar, önelemeler için kadro planlaması şöyle gidecek. Fatih Hoca demiyorsa başkasını işaret edecek. Ahmet bu işte, bu serüveni götürecek adam diyecek. Yoksa yani şu an dümen kimde belli değil. Tabii. Gemi böyle gidiyor dalgalı bir denizde. O yüzden kendisine düşen şey bence o rotayı net olarak çizip keskin cümlelerle şey, süreci belirlemesi. Tabii bu arada Fatih Hoca bizim kararımız derken, Fatih Hoca'nın kararı Mustafa Cengiz olur mu? Tabii o da ayrı bir konu. Yani evet, son basın toplantısını izlediğim Fatih Terim, ya en azından şunu söyleyeyim, çok ciddi bir iknaya ihtiyacı var. Yeniden eğer Mustafa Cengiz aday olacaksa ve başkan seçilecekse Fatih Terim'i ikna edebilmesi çok zor gözüküyor. Ama bununla birlikte tabii yine tekrar edeyim, ben Mustafa Cengiz'in aday olacağını düşünmüyorum. Aday olursa kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu zannetmiyorum. Tamamen dışarıdan gözlemim. Yani Galatasaraylı arkadaşlarımla konuştuğum, efendim camiayı takip eden insanlardan aldığım izlenim bu. Mesela Abdurrahim Albayrak dersen farklı bir yanıt veririm. Şimdi ona gelecektim. Abdurrahim Albayrak adı da çok geçiyor. Yani Fatih Terim'le ilişkisinin çok farklı olduğunu biliyoruz. Bir de bir camiada bir toparlayıcı bir yanı da var. Daha önce de yine yönetimlerde bulunmuş bir isim. Abdurrahim Albayrak aday olursa ne olur? Abi Galatasaray camiası çok ilginç bir camia. Hakikaten mesela Abdurrahim Albayrak kaç, 20 yıldır var herhalde değil mi? İşte futbol şube sorumluluğu vesaire, evet, vesaire. Çok bu uzun kadar, süre. Çok net söyleyeyim, bu kadar uzun süre hizmet veren bir Fenerbahçe yöneticisi olsa çoktan başkan olmuştu. Evet. Hep hani hem maddi hem manevi kendini veren. Tam bir hizmet adamı değil mi ama? Tamam işte bak, bu kadar maddi manevi kendini kulübe veren bir insan
bence başkan adayı olursa da ciddi şansı olabilir. Ha şimdi diyeceksin ki bu yönetimde Abdurrahim Albayrak yok muydu? Elbette vardı. Ama kabul edelim ki bu ülkede bugün Beşiktaş için de, Fenerbahçe için de, Galatasaray için de her şey, hepsi için aynı şeyi söyleyeceğim. Kulüpler başkanlar tarafından yönetilir. Elbette yönetim kurulu toplantıları yapılır, fikirler alınır vesaire. Son noktayı her daim Ali Koç koyar, vardır. Ahmet Nur Çebi koyar, Galatasaray'da da Mustafa Cengiz koyar. Şimdi yani ikinci adam Abdurrahim Albayrak'la birinci adam Abdurrahim Albayrak arasında da fark var. Yani sonuçta orada uygulayıcı değil, karar verici oluyorsun. Çok farklı ki hani az önce Emre Belezoğlu'nu anlatırken artık futbolcu değilsin dedin ya. Burada da artık ikinci başkan değilsin. Evet. Ama ben Abdurrahim Albayrak... Ahmet Nur Çebi de bir önceki, yani öncekinin önceki döneminde ikinci 7 başkan. 7 yıl yaptı. 7 yıl yaptı. Ama ben Abdurrahim Albayrak'ın yakın dönemdeki Galatasaray'ın çok, özellikle futbol takımının çok içinde olması, her detaya hakim olması dolayısıyla mevcut adaylar içerisinde en güçlü aday olacağını düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak. Evet. Yani mutlaka çok değerli işte Burak Bey, tabii. Metin Bey, Işın Bey, yani çok değerli isimler bunlar, Eşref Bey. Ama hani futbolsa bu kulübün ana damarı ki öyle, Abdurrahim Albayrak bence o noktada bir adım önde gibi gözüküyor eğer aday olursa. Başka adaylar olur mu acaba? Peki bu basın toplantısında bugün Mustafa Cengiz'in yanında Abdurrahim Albayrak'ı da görebilir miyiz? Hani bir böyle destek ve görev devir gibi bir toplantı da olabilir bu. Ben sağlık sorunları olduğunu biliyoruz Mustafa Cengiz'in ki hastaneden hani gelecek muhtemelen. Hastanedeydi yine aynı şekilde. Evet. Ciddi sağlık problemleri var. Şifa dileyelim. Hep de diliyoruz. Mustafa Başkan iyi bir insan. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Abdurrahim Albayrak yanında çıkarsa basın toplantısına bu şu demektir. Mustafa Başkan artık çekiliyor. Ve camiayla helalleşiyor. Galatasaray'a artık dışarıdan destek vereceğini açıklayacak bir basın toplantısı olacaktır. Bence yanında olacaksa. Aksi takdirde yanında, çünkü son dönem kötü bir serüven geçirdiler. Bir de Mustafa Başkan'la Fatih Hoca'nın bir daha profesyonel olarak çalışmayacağını ben düşünüyorum, değil mi artık? İki evet. taraf için de ipler kopmuş gibi. O yüzden hani Abdurrahim Albayrak kendisini eğer Mustafa Başkan'ın devam edeceği bir serüveni görürse, biliyorsa ya da basın toplantısına katılmaz o basın toplantısına. Yani beraber görürsek bilelim ki Mustafa Başkan çekiliyor. Eğer tabii adaylığı düşünüyorsa Abdurrahim Bey. Yani az önce de söyledim. Hani hep gelen mesajlar bu yönde, gelen bilgiler bu yönde. Adaylığı düşündüğü yönünde ama bu tip adamlar öyle çok yaş tahtaya basmaz. Abdurrahim Albayrak çok tecrübeli bir yönetici. Kazanamayacağı bir seçime de ben gireceğini çok düşünmüyorum. Evet. Şimdi orada camia çok farklı. Yani sizce taraftar... peki Mustafa Cengiz'in Dursun Özbey'e karşı kazanmasında bir numaralı rol oynayan kişilerden biri de Abdurrahim Albayrak diyebilir miyiz? Doğru. Bir bu. Zaten onu söyleyecektim. Taraftar seviyor adamı. İstediğin kadar şu eleştiri yap. İşte Falcao'yla resim çekilmeseydin işte 30 milyon euroluk olmayacaktı Galatasaray vesaire. Tarihte yaptığı hatalar var. Ama Galatasaray için ciddi maddi manevi de kendini yıprattığı dönemler de var. Yani bunu gözümüzle de görebiliyoruz. Çoğunlukla. Ama tekrar ediyorum, Galatasaray camiası, ben şunu iddia ediyorum. Ben dışarıdan takip eden birisi olarak zaten kestiremem de içindeki insanlar da kestiremez. Galatasaray camiası böyle bir camia. Bugün 4 tane aday var. Bütün Galatasaray'ı çok yakından takip eden yazarlarımızı, yorumcularımızı, muhabirlerimizi yan yana getirelim. Kapalı oylama yapalım kim başkan seçilecek diye. Yani eşit çıkar. %25-25 çıkar bence. Bence. Ama Abdurrahim Albayrak olursa aday. Abdurrahim Albayrak, yani bu benim yine şahsi fikrim. Çok Galatasaray uzmanı gibi konuşmayayım. Bence taraftarın gözündeki profili dolayısıyla sanki diğer adayların bir adım önünde. Bir de şöyle, yakın dönem tecrübesi çok yüksek. Futbol takımıyla ilgili özellikle. Yakın dönem tecrübesi çok yüksek. Kulübün mali durumunu biliyor. Açık konuşalım. Bürokrasiyle de ilişkileri çok iyi. Evet. Hani bir işte yeni yapılandırma, kredi vesaire böyle durumlarda sonuç alabiliyor. Böyle özellikleri de var. Kasa kolaylığı sağlayabilen bir kendi maddi gücü de var. Evet. Bunları alt alta yazdığımda bu açıdan biraz önde görürüm. Şayet aday olursa. Ama dediğim gibi Galatasaray camiasını
röntgenini kimse çekemez. Yani öyle kolay bir şey değil o. Tabii Duygun Hoca değil mi? Başkan oldu, şampiyonluk geldi. Dursun Bey geldi, şampiyon oldu. Mustafa Bey geldi, şampiyon oldu. Doğru. Çok da mesela Duygun Hoca evet üniversiteden dolayı zaten hem kamuoyunun bildiği bir isimdi ama mesela Mustafa Bey falan belki kendi çevresinde, piyasasında, iş çevresinde falan biliniyordu ama. Başkan olduğunda çok konuşuldu bu zaten. Tabii. Dediği doğru, oradaki dinamikler biraz farklı. Ben Abdurrahim Albayrak'a Galatasaray adaylarının yerinde olsam Tüzük'te falan, yani bu biraz latife yapıyorum, joker olarak tutarım. Kim başkan seçilirse ikinci başkanım Abdurrahim Albayrak diye. En iyi yaptığı şey o. Yani başkanlık, bence Galatasaray tarafları da Abdurrahim Albayrak'ı ikinci başkan olarak görmek ister. Çünkü o kadar seviyor ki o şeyi, o ilgi ve iletişimi oyuncularla. Şimdi evet, bir yabancı oyuncunun elektrik faturasıyla bile ilgilendiğini düşünüyorum ben. Mesela su tesisat bozuldu değil mi? Onunla bile ilgilenebilecek bir evet, şeyi var. Evet, hep eli üstünde tabii, derler ya tabii, öyle bir öyle. Bu genelde var. Hani görev adamı işte yani. İkinci tam adam rolü sanki Abdurrahim Bey'e çok daha oturuyor. Dikkat et, yabancı oyuncular hep zaten Abdurrahim Albayrak'ın çok hayranı olurlar. Mesela Felipe Melo çok seviyordu. Yani buna benzer çok yabancı oyuncu var Galatasaray'da. Bu çok önemli. Bir de bir taraftar yönü de var çok fazla. Hani profesyonelliğinin adamın yanı sıra hani heyecanlı bir taraftar teknik yönü var. Maç izlerken görüyoruz bazen. Teknik adamın da yükünü hafifletiyorsun. Evet, o köprüyü de güzel kuruyor, doğru söylüyorsun. Kaybettiği zaman çok görmüyoruz ama Abdurrahim Bey. Evet, onu da biraz söylemek lazım. Kazandığı zaman hemen evet, böyle mikrofonlar önünde ama Galatasaray'da işler kötü gidince hep Abdurrahim Bey yani hiç ben de şahit oluyorum. Yani. Orada görünmüyor, beklerken hastayım deyip gider yani. Evet, öyle bir durumu var. Ya evet, şimdi Alparslan Öztürk ile konuşalım isterseniz. Erken başladı Galatasaray. Biz daha dün bu oyuncu böyle dört takım arasında transfer savaşları çıkarabilir derken Galatasaray oyuncuyla anlaşmaya vardı. Siz ne düşünüyorsunuz Alparslan Öztürk ile ilgili? Daha önce Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir oyuncuydu geçen yıl. Çok, hatta uzun süre konuşuldu. Evet, Alparslan stopere geçtikten sonra zaten Göztepe'de çok başka bir performans sergiledi. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsun resmi olarak yolların ayrıldığı bir oyuncuydu. Evet. Göztepe ile sözleşmesi bittiği için resmi olarak açıklanmıştı. Bence çok iyi transfer. İşte eğer Luyendama ve Marcao'dan biri satılacaksa ve eğer yabancı sınırı belli bir seviyenin altına gelecekse, bir yıl ertelenmişti o biliyorsun, 8'e düşecek deniyordu. Alparslan kullanılabilecek en iyi Türk stoperlerden bir tanesi. Bugün Merih'e, Çağlar'a, Allah korusun tabii, Merih'e, Çağlar'a, Ozan'a, Kaan'a bir şey olsa amili takımda bu arkadaşı çağırıyorlar yani direkt. Amili takım oyuncusu evet, şu anda. Evet, milli takıma da çağrıldı. Çok iyi bir stoper rotasyonu olduğu için biraz şanssız o açıdan ama evet, ama iş düştüğünde çağrıldı yani, ve çok da mutlu oldu. Aynen öyle. Yani bence çok iyi bir transfer. 3 yıllık da bir anlaşma. Yani Galatasaray'da hakkını vererek görev yapacak oyunculardan biri olarak görüyorum. Orta sahayken gelecek vadeden genç bir oyuncuydu Kasımpaşa'da, Ümit Milli Takım'da. Ama yaşı ilerledikçe orta sahada sıradanlaştı. Göztepe'de stopere geçtiği andan itibaren de bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Bence az önce de söylediğim gibi yani Türkiye Ligi'nden alınabilecek Türk statüsünde nadir oyunculardan bir tanesi. Zaten birkaç tane var sözleşmesi biten. Değerli işte Salih var. Kim var? Atakan konuşuluyor Ankara Gücü'nden. O daha çok genç bir oyuncu. Hı hı. Ama hani direkt size böyle gelir gelmez katkı verebilecek bir Alparslan var, bir Salih var. Unuttuğum başka kimse var mı sözleşmesi biten? Yani böyle dört büyükler için düşünülecek. Bence çok doğru bir transfer. Bu açıdan tabii bu transferin hangi yönetim yaptı, nasıl yaptı o kısımları bilmiyorum. Hani bu sistem nasıl işlemeye devam ediyor o kısmı bilmiyorum. Yani bildiğimiz kadarıyla tabii mevcut yönetim tabii, çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürüyor ve yine Fatih Terim'in de raporları doğrultusunda sürdürüyor. Yani şu anda aslında muhtemelen Mustafa Cengiz bunları da açıklayacaktır bugünkü basın toplantısında. Ya, Fatih Hoca zaten elini takımın üstünden, Galatasaray'ın üstünden çekmesi kolay değil. Şimdi Bodrum'da da olsa hoca değil mi? Yani sonuçta Galatasaray ve Fatih Terim ilişkisi başka bir ilişki. Dolayısıyla buna soruluyordur, onay veriyordur, Alparslan'la konuşmuştur. Alparslan zaten Özkayna altyapısı Belçika. Hatta şeyde İngiltere'de Birmingham'da birkaç sezonu var. Yine o eğitim gelişim sürecini orada da tamamlıyor. Burada Kasımpaşa Elazığ serüvenleri var ama Volkan'ın dediği doğru. Yani evrilmiş bir oyuncu. Stopere evrilmiş bir oyuncu. Çift iki taraflı oynaması belki Fatih Hoca'nın tercihleri nedenlerinden biri. Sever öyle oyuncuları. Donk falan öyle kullanıyor evet, ya zaman zaman. Evet, değiştirebiliyor. Donk
İşte daha önce gelen şeyleri de çekiyordu. Lemina, Fernando bazen geriye falan çekiyordu. Sever. Ama şöyle, ben Mert Hakan için de bunu söylemiştim. Transfer edildiği hafta söylemiştim. Sezon performansı mı yoksa süreklilik mi? Bunu bir görüyor olmamız lazım. Niye? Çünkü 21-22 yaşındaki oyuncudan bahsetmiyoruz. 27 yaşında Alpaslan. Hani bazı çok tabii parlak sezon geçirirsin ya. Mesela Mert Hakan geçen sene Sivas'ta müthiş bir performans gösterdi. Bu önemli. Ha, diyeceksin ki mevki olarak stoper gelişime, tecrübeye ve öğrenmeye çok müsait bir yer. Ve bir iyi bir dönem yakaladıysan bunu devam ettirebilirsin. Bunu en iyi stoperde yaparsın. Bak, çünkü hani hücum bölgesi işte... Mert Hakan'ın bölgesi ya da forvet, kanat, hani 25-26-27 yaşından sonra o ritmi yakalayıp sürekli devam etmek çok kolay değil. Ama stoper öyle değil. Öyle bir biraz daha olgun yaşı tabii kaldırıyor, evet. Alpaslan'ın öyle bir avantajı var. Alpay Özalan mesela geliyor aklıma. Altay'dan Beşiktaş'a transferi ve Beşiktaş'taki o stoperlik gelişim süreci 2-3-4 sene içerisinde kendisini milli takımın değişmezi yaptı. Orası öyle bir bölge. Alpaslan bir de çok özverili oynayan bir adam. Hani tekmeye kafa sokan adam ararsın tabii, ya. Tabii. Öyle bir adam Alpaslan. Bu çok taraftarın da hoşuna gidecek. Takımın da işine yarayacak bir şey. Galatasaray'ın ve hatta az önce Volkan Fenerbahçe için konuştuk. Mevcut mali şartların doğrultusunda yapılabilmiş ve yapılabilecek ideal transferlerden bir tanesi. Bir nevi zaten böyle transferlere yöneliyor olması lazım büyüklerin. Bu sene dediği gibi 3-4 tane konuşulan oyunculardan bir tanesiydi. Ben de iyi bir oyuncu olduğunu, iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Alpaslan'ın. Ama tabii nihai kararı o 3-4 haftalık bir göreceğiz yani Galatasaray forması. Çünkü hani orayla Göztepe'de oynamak mutlaka aynı şey. Mutlaka bir uyum süreci olacak. Tabii tabii. Yani, ben de iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. İlk büyük takım tecrübesi olacak. Çok da genç bir oyuncu değil Ergin'in söylediği gibi. Ama ben mevcut Türk serbest kalmış Türk oyuncular içerisinde alınabilecek en iyi alternatiflerden biri olduğunu düşünüyorum şahsen ve bence çok doğru bir hamle gibi duruyor. Çünkü geçen yıl niye eleştirdik? Ya Donk kardeşim 35 yaşında. Ya bir tane niye alternatif stoper düşünmüyorsunuz diye konuştuk Galatasaray için. Sık sık bu yorumlar yapıldı. Bu problem ortadan kalkmış oldu. Hem de bonservis bedeli ödemeden ortadan kalkmış oldu. Hem de Türk oyuncu olarak ortadan kalkmış oldu. Böylece bu sorunu Galatasaray daha başkanını seçmeden, Fatih Terim devam edecek mi etmeyecek mi diye konuşmadan alternatif stoper sorununu çözmüş oldu bence. Bu arada Türk oyuncu demişken şu konuya da bir değinelim Melike. Burada sezon başından beri ben şunu konuşuyorum. Beraber de denk gelmişizdir. Kimse böyle 8 yabancıya göre plan program yapmasın sakın ha. Değişiz diye. Evet. Sakın ha dedim yani. Kimse öyle bir program plan yapmasın. Dün Sayın Ahmet Nurçebi bir yerde söyledi. Bir röportajdaydı galiba. Kulüpler Birliği başkanı sıfatıyla söyledi. Beşiktaş başkanı sıfatıyla dedi ki biz kulüpler olarak toplam hepimiz başvuru yaptık federasyona dedi. Ne için? 14 yabancı devam etsin diye. Tamam, o zaman dedi. Geçmiş olsun. Tabii devam edecek. O yüzden hani yerli Türk statüsünden falan oynayacak. Yani mevcut federasyonun ya da bundan öncekiler de öyle. Kimse yani planını buna göre yapmasın. Tabii tabii federasyonlarımızın öyledir yani. Yani. Bugün A dedikleri yarın B olabiliyor. O yüzden. Ama bu çok sağlıksız bir şey ya. Gerçekten. Yani karar değil. Bu değişkenlik sağlıksız. Yani sürekli çünkü ne olduğunu belirsiz olması hali değil mi? Ama kadronu kuruyorsun. Sonra her şey dağılıyor. Yaşandı. Beşiktaş'ta yaşandı. Fikret Orman'ın dönemi, Önder Özen dönemi yaşandı. 5-0-3. Ve Beşiktaş o sözleşmeleri doldurana kadar neler çekti biliyor musun? O yerli oyuncularla çünkü 4'er yıl o zaman 4'er yıl. Evet, uzun uzun sözleşmeler. 4'er yıl iyi paralar falan. Cenkler falan değil mi? Tabii. Mustafa Pek demek, Ersan Adem Gülüm, Olcay Şahan hepsine böyle Tolga, kaleci Tolga yani 4'er yıl falan sözleşme verdiler o dönem. Sonra hop dediler ki tamam 5 değil artık 8, 10, 12. Ve çok hani ince elinip sık dokunan bir planlamadan hiçbir şey kalmıyor geriye yani. Bak inecekti ya, seneye inecek ya, bırakayım mı? 2 ay önce arttı biliyorsun. 16. 14'de evet, evet, evet. 16'ya çıktı ya. Çok, ben zaten bunu duyunca hep şey diyorum, değişir. Bakıyorum değişir yani. Yazıyoruz, çiziyoruz alt alta böyle bu kadar değişiyor. Bu arada yani bırak serbest olsun yani. Sana 14 oyuncu oynatma demiyor. Şimdi bir sıkıntı yok. 11 yerliyle de çıkabiliyorsun sahaya. Yani yabancı serbestken 11 yerliyle de çıkabiliyorsun. Bana bir isim söyleyebilir misiniz ki yerli bir oyuncu ama sahada fazla yabancı olduğu için yeteneklerine ve hak etmesine rağmen kulübede oturuyor. Bir tane adam söyleyeyim bana mesela. Sırf yok, sahada fazla yabancı var diye oynayamıyor, hak et. Yok yani iyisen alıyorsun. Bak Rıdvan milli takıma gitti. Hep ben şey örneği verdim. Dorukhan kimden söktü aldı biliyor musun formayı? Şili milli takım kaptanı medalden aldı formayı. Evet. Ya iyisen. Şimdi Abdülkadir Ömür'ü kesebilecek bir yabancı var mı ya?
İrfan Can'ı kesebilecek bir yabancı var mı? Abdülkadir Ömür'ün yerine alacağın yabancı zaten 15 milyon euro falan olacağı için. Elindekinin kıymetini biliyor aslında takımlar ama olmayınca yani buna formül üretemezsin ya. Ya Antalya'da işte Gökdeniz çocuk iken hani şimdi Gökdeniz değil mi gencecik çocuk kesebilecek yabancı var mı? Ersun Hoca çoğu maç Podolski'yi yedek olur. Evet şimdi iyisen zaten alıyorsun. O yüzden yabancılar nedeniyle bizim çocuklar çıkmıyor gelişmiyor değil. Aksine bak lejyonerlere bak. Evet. Oynayan çocuklara bak. Ben bazen diyorum ki bir rüyanın içinde onun gibi. Onun yanlış bir tez olduğun çok güzel tabii. İspatlandı. Hem ligimizde hem dediğin gibi lejyonerler ispatladı yani. Şimdi bir ben kimim yapalım. Sonra yine hararetli konuşmamıza devam edeceğiz. Devam edelim konuşmaya. Evet. Ajax günlerimi unutamıyorum. Türkiye'de güzel günler geçirdim. İbrahim Toraman harika bir insan. Antrenman biterdi, Petrucci çalışmaya devam ederdi. Saviola ile hala görüşüyorum. Ben kimim? Vay vay vay. Saviola ile İbrahim Toraman aynı anda, aynı soruda. Evet. Yine bir Cengiz Han Sevindik sorusu. Ya İbrahim Toraman'ın serüvenine bakalım. Oradan yola çıkalım. Beşiktaş, Gaziantep. Sivas oynadı. Yani. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyoruz. Roberto Carlos dönemine denk geldi mi acaba Sivas'ta şey? Hiç hatırlamıyorum. İbrahim Toraman. Şey, sağ bek mi diyorsun? Sisinho. Sisinho mu? Sisinho mu? Değil. Bakalım izleyicilerimiz ne diyor? Ajax. Yani orada şey var. Petrich'e. Babel değil. Babel nereden çıktı? Mustafa Pek demek cevabı klasik gelmiş. Ajax günleri var ama orada ya. Fatih Sonkaya mı? Hayır. O Porto'ya gitmişti değil mi? Porto, hani evet, Saviola falan belki oralardan yakalarım diye söyledi. Tabii maçta denk gelmişlerdir. İbrahim Toraman harika. Saviola Benfica'da oynadı. Benfica'da mı oynadı? Şey mi ya? Zapoto Ochini değil. Simao mu? Hayır. Değil. Daha eski Amaral. Hayır. Baba, Allah rahmet etsin. Müslüm Baba'ya da buradan rahmet edeyim. Amaral deyince. Ajax. Onur Bey bildiniz. Tebrik ediyorum. Ertan Bey. Burada önce Ertan Bey. Ajax abi. Ajax'ı çözersek çözülür. Hayır. Bir isim daha var. Çözersek. Bakayım. Yabancı yazmış ama. Elvan. Herkes bildi şu an. Bakayım aşağıda kaçırdığım varsa ayıp olmasın. Şöyle yok. Elvan. Türk mü yabancı mı? Yabancıdır ya. Yabancıdır. Ertan Bey, Onur Bey. Saviola. Resul Bey artık seri geliyor cevaplar. Serkan Bey. Saviola Barcelona, Benfica. Sivok değil. Ha oradan Çeh'ten yola çıktı Sivok içinde tabii. Güzel. Allah Allah. Hadi şöyle bir ipucu vereyim. Petrucelli Premier Lig'den değil. Şey nerede oynadı ya şeyden başka? Şey abi benden yaşlı adam ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben adamı Premier Lig'de hatırlıyorum sadece. Milli takımdan mı? Değil. Şey nerede oynadı başka? Bu oyuncu Türkiye La Liga'dan geldi. Peki şey ne? Buyruğu ne? Avrupalı diyelim. AB vatandaşı. Milli takımdan da değil. Saviola, Ajax. Hadi şöyle söyleyelim. Çey ile Ren takımından. Ren'de oynamış. Onu da şey Ren mi? Delgado değil. Ben. Vallahi bilen bilene. Öyle söyleyeyim. Bir kişi bildim mi yetiyor zaten. Altı doluyor ondan sonra. Ama yok ama bir şey söyleyeyim böyle ben hiç okumadan 5-6 kişiden doğru cevap geldi.
Kim Karlström Türkiye'de oynadı mı ya? Şeyden FIFA oyunlarından hatırlıyorum onu da. Hadi biraz üretin, isim üretin hadi. Yok Ren dedin, ben hayatta üretemem yani şu an. Ren. Ren deyince aklıma bu oyuncu İstanbul'a geldi. Tamam, İstanbul'a geldi. İbrahim Toraman, Beşiktaş. Beşiktaş hikayesi değil mi? Yok mu? Olabilir. Kasımpaşa'da olabilir değil mi? Kasımpaşa'da oynadı mı İbrahim? Yok oynamadı. Bak işte oynamış gibi beni tereddüde öyle bakma bana. Ben bir şey bilmiyorum. Bu oyuncu Fransız'dı. Edouard Cisse. Değil. Pascal Noma. Şey, sağ bek, Lamine Diatta. Bütün Fransız veya Fransız, Fransa'dan yolu geçmiş Beşiktaşları Ajax'ta oynamış bakın. Beşiktaşları sayacağım. Abi şimdi Torama İstanbul'a Fransa geldi. Milli takım formasını giymiş. Fransa milli takım formasını giymiş. Allah Allah. Şu an aktif mi? Hayır. Anelka diyeceğim de şey yok. Derin ses. Toraman'la Anelka oynuyor yani. Karşılıklı oynadılar. Volkan Demir ve Ergin Aslan'ın zor anları. Yok ya, ben mümkün değil. Bu oyuncu Fransız. Ajax'ta forma giydi. İstanbul'a geldi. Ren'de oynadı. Hadi Beşiktaş diyeyim. Ergin ya şimdi Aslan. Ben şu an evet şu an kötü hissettim kendimi. Ajax'ta oynadı Fransız. Allah Allah. Evden doğru cevapları gönderiyorsun Ergin Aslan. Ajax. Hollanda. Fransa milli takımında Fransa. Oynamış bir daha abi. Hadi mevki de söyleyelim. Heh. Defans oyuncusu. Fransız defans oyuncusu. Milli takım oynamış. Beşiktaş'ta oynadı Toraman döneminde. Abi Toraman Gökhan Zan'la Zapatoş Nil'e falan oynadı ya. Toraman çok eski be abi. 2004'te mi ne geldi size? 5-6 yıllı var herhalde Beşiktaş'ta yanlış hatırlamıyorsam. Fransız milli takım. Biri daha var hatırlayın işte. Yarım sezon oynadı. O kadar iz bırakmamış yani. Ama Fransa şöyle. Fransa milli takımında oynadıysa bilmememizde bir gariplik bizde. Ama yani. Ay şöyle düşün. Sezon devre arası geldi. Bir dahaki devrenin başında da oynadı. Hmm. Yani 31 maçı var Beşiktaş. Oo. Artık getireceğim. Yok ben getiriyorum. Şey ben. Ya. Kim? Esküde. Gelsin. Bu kadar ipucuna. Evet ya. Yani. Ben bunu İspanya'dan geldiği için Fransız hiç şey olmadı. Yani şu an Esküde'nin. İsmi de hiç Fransız ismi gibi değil çünkü. Ya ben hiç duymadım Esküde diye bir Fransız bir de ismi. Asıl burada mevzu şu, en azından Beşiktaş performansından yola çıkalım. Esküde'nin Fransa milli takımında oynaması cidden şey yani, önemli bir iş yapmiş. Ama çok şu ağır sakatlık yaşamıştı evet. Beşiktaş'a gelmeden önce yanlış. Sevilla değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet, Sevilla'da. Sevilla'da zaten hem Roberto Carlos'u sakatlayan adam, yanlış hatırlamıyorsam, Sevilla-Fenerbahçe eşleşmesinde. Hem de ondan sonra çok ağır sakatlık yaşadı. Ve Samet Hoca döneminde oynadı Esküde. Çok eski değil ya. 2010 sezon önce yani. 2014. 11-12 evet, falan. 2014. Önce gelişi 2012, 2013. Evet. Tabii. Feda sonra 2014'te de oynuyor işte. Feda döneminde oynadı. Doğru yani hiç Esküde hiç gelmedi aklıma. Bir kere Esküde'nin Fransa milli takımında oynayacağını ben sabaha kadar düşünsem oynamış olur. Gelmedi o aklıma. Daha beter ipucu yerine kafa karıştırdı sizi. Çünkü evet. Ben Fransa milli takımında ikiniz bana böyle baktınız. Böyle yani, baktınız. Hani direkt hatırlarsan hani Fenerbahçe Fransa milli takımı desem ben direkt tak tak iki tane isim var zaten hemen söylerim ya. Fransa peki canınız sağ olsun hadi bildi sayayım Volkan Demir'i ben. Şimdi Beşiktaş demişken bir savunma oyuncusu demişken bir başka savunmacı. Yani bek oyuncusuyla devam edelim. Edelim. Rozier ile devam edelim. Gelelim. Şimdi çok merak ediyor izleyiciler tabii bu konuyu. Volkan, hayırlı olsun Volkan. Volkan Demir Rozier haberi yaptı. Rozier haberi yalanladı. Evet. Şimdi sen dedin ki önce istersen ben direkt sözü sana vereyim. Senin haberini biz burada dün de konuştuk aslında. Ve Rozier'den bir yalanlama geldi ama sen istersen haberini şöyle temiz
katkısız ilk verdiğin gibi bir anlat. Şimdi birincisi bugün bana mesaj atan Beşiktaşlı arkadaşlarıma hepsine selamlarımı yolluyorum. Dün Zafer Algöz de bize mesaj attı. Sevgili Zafer Algöz. Bir şey söyleyeceğim. Yani abi herhalde bir 20 tane falan filmimizdir. Çok seviyorum hakikaten. Evet ben de çok seviyorum. En sevdiğim filmlerinden biri bu arada tabii Cemil Mazlut'la birlikte oynadı. Yahşi Batı'dır. Onu da söyleyeyim. Oradaki rolü bayağı çok, iyiydi. Çok enteresan bir rol. Şunu söyleyeceğim. Şimdi haberi okuyacağım. Oku hadi. Fenerbahçe diyorum ki bonservis için Sporting Lisbon'la ilk teması kurdu. Performansı ve Beşiktaş şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rozier için kapısını çaldı. Bonservisi de kadrosuna katmak istediğini Portekizlere iletti. 5 milyon euro yanıtı aldı. Bu bir. Bak bir dedim. Seçim sürecini beklediği ifade edildi. Valentin Rozier'in tercihi bu transferde belirleyici olacak. Fransız futbolcu şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Şimdi transfer dönemi haberciliği ya da transfer dedikodusu haberciliği birçok aşaması var. Şimdi ilgileniyor, görüşüyor, durumunu soruyor. Görüşmelere başladı, masaya oturdu, bitti. Yani 8-10 tane kademe yayabilirim sana. Bu bir. İkincisi, ben A-Spor'a bağlandığımda da, Zeki abilerin programına bağlandığımda da söyledim. Alınan yanıt 5 milyon euro. Ben bu transferin olacağını düşünmüyorum dedim. Çünkü Fenerbahçe elinde Nazım Sangare varken 5 milyon euroluk bir sağ bek daha alamaz. Yani zaten Nazım Sangare'yi almış. 5 milyon euroluk bir sağ bek daha alamaz. Ben bunu söyledim. Evet. Devamında zaten diyorum ki Rozier'in kararı belirleyici olacak diyorum. Bu Beşiktaş taraftar tabii şampiyonluğun getirdiği coşkuyla da biraz yanlış anlaşıldı diye düşünüyorum. Yani ben Rozier Fenerbahçe'ye gelecek falan demedim. Oyuncunun tercihi Beşiktaş diye de belirtmişsin. Haberin içinde yani tabii. Açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Sabah.com.tr'de var. Bunu belirtiyorum. Şimdi şöyle bir örnek daha vereyim. Yine aynı haberi ben yaptım. Henry Onyekuru. Monaco'ya ne istediğine dair bir yazı gitti. Ne istiyorsunuz bu oyuncu için? Sezon sonuna kadar kiralamak için veya işte satın alma opsiyonu. Şartlarını soruyorsun. Belki de şu anda bilmediğimiz Beşiktaşlı 10 tane oyuncu için daha soruldu mesela bu. Ya da Galatasaray Fenerbahçelileri sordu. Ne bileyim, sorulmaması normal olur zaten. Rozier için kesin için değil bana, mi? Şimdi burada tabii Beşiktaşlı kardeşlerim sabahtan beri mesaj attığı için bir açıklama ihtiyacı hissettim ama şöyle yani arkadaşlar lütfen rica ediyorum haberleri okuyun yani. Ben sanki gelmiş de ya da Rozier Fenerbahçe'yi istiyor, görüşüyor. Rozier görüşüyor ya da Rozier ile Fenerbahçe görüşüyor var. Yok. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz bir haber yaptığımızda biraz hani internet, sosyal medya diyeyim. Olayı biraz egzajere ediyor. Açık tabii. Konuşayım. Hani sanki Rozier Fenerliyim. Yani o yalanladığı şey de Fener formalı fotoğrafını yalanlamış. Yani ben kullanmadım o fotoğrafı. Fener bir formalı, Photoshop'la bir paylaşım yapıyor site. O da ona cevap veriyor. O paylaşımı yalanlamış. Şimdi bu arada ekranda. Bir yalanlama da yok haberde. Yani diyor ki kartallar kartallarla uçar. Ben de diyorum ki zaten adam şampiyonluk yaşadı ve Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Yani kısacası benim haberimle bu konunun bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bunlar çok normal şeyler. İşte Abu Bakar olayını burada anlattım değil mi? Evet. Burada anlattım. O gün de bana yazıyorlar ki işte algı yapma Beşiktaş'ın şampiyonluğu falan. Ne oldu finalde? Şu an Abu Bakar oynuyor mu oynamıyor? Yani oynamadı son maçta. Evet oynamadı. Uzatır uzatmaz bilmiyorum. Sözleşme dolayısıyla oynatılmadığına dair bir iddia olduğunu söyledim ben burada. O dönemde çok mesaj attılar. Bu arada Rozier'le ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Beşiktaşlı kardeşlerim izliyorsa şu anda. Trabzonspor'dan ayrılan Joao Pereira'ydı değil mi? Futbolu bırakıyor. Sağ bek oyuncusu. Ve şeye alınması gündemde. Teknik heyete alınması gündemde. Eğer bak 5 milyon euroluk bedele rağmen söylüyorum bunu da yeni bir bilgi olarak. Eğer başka bir sağ bek alınmazsa da Sporting Lisbon'un bırakmama ihtimali var oyuncuyu. Beşiktaş alır almaz o ayrı. Oyuncuyu Sporting Lisbon'un bırakmama ihtimali de var. Bunu da yeni bir bilgi olarak söyleyeyim.
Beşiktaşlı kardeşlerime bana çok mesaj attılar bugün çünkü. Ne oldu, senin haber patladı falan. Ya bunlar çok normal. Yani bizim şöyle, bizim her bunlara haberim... Siz hep maruz kalıyorsunuz ya, ve kalacaksınız zaten. Çok önemli değil de şöyle, bence biraz daha haber okuma, hani medya okur yazarlığı diye bir şey var ya, bir bölüm var biliyorsun. Medya okur yazar. O haberleri okurken de biraz şey yapmak lazım. Hani kafada ne anlatmak istediğini anlamak lazım. Yoksa Rozier Fener'e gidiyor. Öyle bir şey yazmadı o haber. Paylaşan mesela haber sitesi şöyle yapıyor. En vurucu cümle oradan aldı. Şimdi önü arkası devamında ne var? Şimdi evet. Haber okumak manşet ya da öyle uzun bir geliyor ki alakası tabii. Yok. Bilgi yok mesela. O bilgi yok ama o bilgi varmış gibi manşet atıyorlar. Sosyal medyada yazmak, sosyal medya okumak sizi bir nevi tembelleştirdi. Sizi bilmiyorum ama mesela eskiden okuduğum kadar kitap okuyamıyorum. Çünkü tabii. Niye? Eskiden 180, doğru. 140 karakterdi. Şimdi 280 karakterle anlatmak istediğin çok şeyi anlatman gerekiyor. Tabii. Bu insanın fazla paragraflar okuma alışkanlığını ortadan kondisyon kaldırıyor. Kondisyon düştü. Okuma tabii. Kondisyonu düşüyor. Geliyor tweet, tık, özet bitti, anladım. Bana şey derler işte, ya kardeşim uzatma işte, ne cümleyi söyle. Onun gibi bir şey oldu tweet. Tamam. Okuma alışkanlığını da, detayı, betimlemeyi de ortadan kaldırdı. Şimdi Twitter'dan önce ben daha yazı yazıyordum. Öyle hissediyorum. Aynen, doğru söylüyorsun. Tabii. Çünkü betimleyemiyorsun. Edebi değer, pardon edebi dedim. Ebedi de... Ya edebi değer düştü. Tabii. Evet, gerçekten düştü. Konuşmayı da etkiledi. Konuşmalarımızı şimdi... ben de eskiden daha çok kelimeyle konuştuğumu hissediyorum. Kelimelerimiz azaldı. Tabii ya, içtiğim çayı anlatırken ben işte oradan gelen ablanın ayakkabısından metine girip, tamam mı? Buraya gelip belki göz renginde bitirerek çay falan, tamam. Böyle hikayeler böyle anlatılır. Ama şimdi ne diyorsun? Adam direkt neyi öğrenmek istiyor? Çay içiyorum, bak çay bitti. Şimdi tweet tavşan görünce... Tavşan kanı yok artık tabii, yani. Tweet, bravo. Ha, güzel. Tweet'i görünce... önü arkası haber nasıldan çıkıyor iş. Ya sen bunu dedim, bunu dedin oldu diyor. Yine her şey, benim kameram bu mu? Yine siz bu volkana bakmayın diye giriyormuşum arkadaşlar. Bak Mustafa Bey diyor ki sana, Volkan Demir'in fiyatı yükseltmek için böyle haber yaptığını düşünüyorum. Bunu söyler misin? Evet. Demiş bana, hadi söyledim. Rose diye bana bir mesaj attı şimdi. Dedi ki fiyatı yükselt abi, yükseltebildiğin kadar, %10 senin dedi bana. Şöyle, bir eski atasözü vardır hani. Bir güzeli ya da bir kızı 40 kişi ister, bir kişi alır falan diye, böyle değil mi? Böyle talipler olabilir. Şimdi Rozier çok başarılı bir sezon geçirdi. Aynen öyle. Yani istenmemesi anormaldir. Rozier'i tabii ki ister. Zaten Volkan şunu dese ben de derdim Volkan'a, ya bu nasıl yorum? Fenerbahçe Rozier'e teklif yapmalı. Yorumcu sıfatıyla bunu der ama haber dilinde kullandığı zaman Fenerbahçe Rozier'e gitsin teklif yapsın, haber dilinde zaten tabii, kullanmaz. O köşe yazısı, evet, olur. Bravo. Fenerbahçe... şeyin, Rozier'in durumunu Lisbon'dan sordu ise bu haberdir. Bu haberi okuyucu kim iletir? Muhabir iletir. Şimdi haber dili var orada. Dolayısıyla evet. Galatasaray da isteyebilir, Trabzon da isteyebilir ve öbür takımlarda iyi performans gösterip boşa çıkacak adama da Beşiktaş sorabilir. Aynen öyle. Onu söylüyorum. Belki tabii. De işte Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten Halil Dervişoğlu. Belki de şu anda Beşiktaş'a gidiyor. Bilmiyoruz yani. Bunlar çok normal aslında transfer dönemlerinde özellikle ama tabii yani taraftar olgusu biraz hani biz de bazen o çizgiyi kaçırıyoruz. Şöyle kaçırıyoruz. Şimdi taraftarın da bizim gibi düşünmesini bekliyoruz. Hani evet. Yıllardır kulüp takip eden, işte gazetecilik yapan insanların tamamı biliyor ki bugün en bayrak adam dediğiniz adamın bile kulüp değiştirme ihtimali var. En sevmediğiniz kulübe gitme ihtimali de var. Evet. Ya yani o yüzden bunlar bizim için normal ama şimdi yeni şampiyonluk kazanmış Beşiktaş taraftarı, İşte takımın en sempatik ismi vesaire, bir de Fenerbahçe olunca hani şampiyonluktaki en ciddi rakibi, doğal olarak bir tepki de oluyor. Yok ben tabii bu arada espri yapıyorum yani, kızdığım falan yok. Zaten bize her gün nerelerden ne mesajlar geliyor da çok problem değil ama bunu böyle okumalarını tavsiye ediyorum, transfer haberlerini genel olarak. Bir de Rozier tabii şimdi oyuncunun tavrı belirleyecek ve Volkan'ın haberde kullandığı gibi tercihi Beşiktaş. Bunu defalarca söyledi Rozier. Tabii. Kulüpler anlaşırsa zaten Rozier hiç düşünmedi. Bu arada buna rağmen Beşiktaş'ta olmayabilir. Onu da söylemek lazım. Ya şimdi atıyorum çekti fiyat 5 milyon euro, 6 milyon euro. Şimdi düşmedi mesela. Düşmedi, başkan bir kere düşünür illaki. Oyuncunun tavrı önemli. Şampiyonlar Ligi de oynayacak olması Beşiktaş, Rozier'in fikrini daha da pekiştiriyor. Kalmak istiyor, onu hepimiz biliyoruz. Kalmak istemesinde problem yok. Ama burada şimdi 2025 yılına kadar sözleşmesi. 4. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi burada birkaç oyuncu özelinde... Eğer limitlerini aşacaksa, koyduğu skalayı aşacaksa bir tanesi Rozier olur. Bence bir birincisi. Tanesi olur. Bence tabii. Birincisi. Yani onu zaten Lisbon'un talebini karşılamak için yapabileceği her şeyi yapar bence. Ha, bence Türkiye Ligi'nde de
büyük konuşmayayım ama görüntüm şeyim o. Ya yani şu an bugünün durumu bu. Rozier devam edecekse Süper Lig'de ve bunun karşısında bir bedelle bitirilmesi gerekiyorsa bence Beşiktaş'ta devam eder. Bu bugünün şartlarındaki ihtimal bu gibi görünüyor. Peki şimdi az önce biraz Abubakar'dan da bahsettik. Sana da sormak istiyorum. Sen nasıl gözlemledin? Mesela bu kadar haber çıktı. Evet, çok konuşuldu. Ama Abubakar'ın şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüsü o çıkan haberlerin hepsinin tam aksiydi. Doğru, hepsi çok sevindi. Çok coşkuluydu. Sevindi. Bak şunu söyleyeyim Melike. Sakat olabilir. Çünkü biz dediğim gibi Hipokrat yemini var bu doktorların. İşte MR çekiyor, görüntüyor. Önce de sakat diyor. Sıvı birikmesi var diyor. Bunların hiçbirine bir şey demiyorum. Ama ben şeye inanmadım. Rozier geçen verdiği röportaj, Abubakar geçen verdiği röportajda ben sözleşmemde 30 maç olduğu maddesini onu milli takım dönüşünde öğrendim dedi. Yani 29. maçta öğrenmiş ve 29.5'ta kaldı hikaye. Evet. Sivas maçı tam buçuk, 29.5'ta kaldı. Ben doktor değilim. Sakatlık kısmına hiçbir şey diyemem. Adama diyemem. Sen kardeşim yalancısın, işte sakat değilsin. Bunu diyemem, bunu bilmiyorum. Çünkü niyet okuyamam zihnini ama ben kendi kullandığı bir cümleden yola çıkıyorum. Ben 29. maçta sözleşmemde 30 maç maddesi olduğunu öğrendiğime ben inanmadım. Serüven devam ederken Beşiktaş Futbol Şube sorumlusu Sayın Emre Koca da Abubakar soruldu. Dedi ki ben Abubakar'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum. Dedi bak düşünmüyorum başka bir şey. Hayır öyle demek başka bir şey. Evet, o yüzden başka bir şey. Beşiktaş Abubakar'a güvenerek sezona başlamamalı. Niye? İnsani olarak güvenden bahsetmiyorum. Zaten çok iyi bir sezon geçirdi. Çok iyi goller attı, 3 puanlar kazandırdı. Ama Beşiktaş ya, seneye, önümüzdeki sezon 50 maça çıkacak. Bu arada lafını unutma. Hı-hı. İlk ayrılığından sonra da Porto'dayken de Beşiktaş'la olan şeyi ilişkisi hep iyiydi. İyiydi. Yani, ya burada Porto'yla geldi, gibi, üçlü çektirdi. Abubakar'ın, evet, evet. Ya Abubakar'ın taraftarla... Kulüple takımla bir kötü bir, evet, durum yok. Yok tabii. Yok. Yani geldi üçlü çektirdi. Gelmeyi çok istedi burada. Evet. Şu açıdan Abubakar'a güvenerek yeni sezona girilmez. Profesyonel olarak bir de diyorsun sen. Ya şimdi Melike 38 tane lig maçı var seneye. Minimum 6 tane Şampiyonlar Ligi maçı. Minimum 5-6 tane Türkiye Kupası maçı. Ne yaptı sana? 50 maç. 50 maçlık serüvende Allah sakatlıktan korusun. Bu sene olmadı. Çok iyi performans korudu ama bu risk her zaman barındığı yerde... Zaten Abubakar'a güvenerek sezon, Abubakar'la devam edecekse bile belki Abubakar'ın da önünde Şampiyonlar Ligi falan. Veya en azından o seviye. Ya da o seviyede. Zor tabii o seviyeyi bulmak da. O civarda zaten oraya takviye yapıyor olması lazım Beşiktaş'ın. Ben ara transfer döneminde bu bilgi değil, sadece yorum ve hissiyat. Cenk Tosun hikayesinin Ocak ayı itibariyle Beşiktaş'ta devam edeceğini düşünüyorum. Seneye ve ondan sonraki yıllarda öyle düşünüyorum. Ama sezon başlangıcı ve ilk 6 Şampiyonlar Ligi maçını ligin ilk yarısında oynuyorsunuz siz. Tabii. Yani Abubakar lazım. Düşünüyorum. Fenerbahçe, daha önce de söyledim. Fenerbahçe hep ortaya atılacak veya atılıyor vesaire gibi. Bunlar tamamıyla Fenerbahçe'den bir randevu talebi. Temsilcilerin tarafından giden randevu talebi. Fenerbahçe'nin de Abubakar'ın temsilcileriyle en ufak bir teması olmadığını, şu ana kadar, bugüne kadar olmadığını söyleyeyim. Ve bence Beşiktaş'ta kalacak. Peki Ergin, Dorukhan desem sana? Valla başkan çok net söyledi. Ben Dorukhan'la ilgili ilk günden beri fikrim ortada. Potansiyelini biliyoruz ama bu sene yansıtamadı çocuk. Sakatlıklar, şunlar bunlar. Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin ben en takdir ettiğim yönlerinden bir tanesi ekonomik skalanın dışına çıkmaması. Benim üst baremim bu kardeşim diyor. Bunun dışına da çıkmıyor. Dorukhan'a da onu diyor. Burası Beşiktaş. Varsa daha iyi, seni rahat ettirecek, daha fazla para verecek, hep oynayabileceğim yer. Helalleşiriz, kötü de ayrılmayız. Hakkını helal et Dorukhan deriz. Bu kadar basit. Bugün de söyledi hoca. Ben o konuda Ahmet Nur Çebi'nin duruşunu takdir ediyorum. Beşiktaş Dorukhan'a 3-4 yıl, yıllık 1,5 milyon euro vermemeli zaten. Yani performansa dayalı bir sözleşmeye varım. Yok, oyuncu da bunda diretiyorsa, yurt dışı hevesi varsa ya da Fenerbahçe, evet, Galatasaray de kimse söyledi. Evet, söyledi. Şey yani yolu açık olsun. Dorukhan'la Beşiktaş kötü ayrılmaz zaten. Dün de duygusal de bir şey çaldı orada. Gidiyorum bütün, evet, aşklar Sezen yüreğimde. Aksu. Sezen Aksu'dan. Dediğim gibi hizmet etmiş Beşiktaş'a. Beşiktaş ona kazandırdı. O Beşiktaş'a kazandırdı. Beşiktaş onu milli takım seviyesine çıkardı. Bu futbolun içerisinde var. Kimler gitti, kimler geldi? Tabii yani canım. Feyyaz Uçar Fenerbahçe'ye gitti Beşiktaş'tan. Daha ötesi var mı Beşiktaş için mesela? Aynen. Böyle bir Metin Ali Feyyaz'ın Feyyaz'ı gitti mesela, değil mi? Fenerbahçe'ye. Doğru. Bir yıl oynadı. En büyük efsanelerinden biri. O yüzden ben oyunculara da hiçbir şey çok fazla anlam yüklenmesini zaten karşı olan bir adamım. Yolu açık olsun Dorukhan'ın.
bildiğim kadarıyla bir İspanya ya da Fransa. Lille gider mi? Gidebilir çünkü Burak Yılmaz bu performansını gören Lille yöneticisi Burak ne dese ya bu adam diyorsa bir topçu alalım der yani. Bu bir de zaten gibi. Türk kolonisi var orada. Hani evet, uyum Zeki, problemi Burak, vesaire. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya tabii menajerler öte yandan şu da bir şeydir. Yani rekabette belki şey yönü tartışılır teknik yönü ama 4 milyon euroyu alacağı adamı 5 milyon euroya aldırtmak. Tabii. Rekabet şimdi ekonomik de bir rekabet de bunlar ama bizim dediğin gibi yani transferlerde yarışıp fiyatları tavana çıkarmak yerine yarışacağımız yer çok belli bizim. Abi ön eleme oynayacak ya seneye Şampiyonlar Ligi'nde takımımız. Bizim Avrupa puanında yarışıyor olmamız evet. lazım. Hatta mesela ben federasyonun yerinde olsam bir sürü paralar, pullar veriyorlar şeyler. Yayıncı kuruluş var. Avrupa performansına ve toplanılan puana göre artı bonus veririm yani. Kesinlikle çünkü takımlar böyle PAF takımla vesaire tabii. çıkıp buradaki işte Süper Lig'i düşünüp orayı boşlamamalı. Artık iş çok başka bir noktaya geldi. Bir de yarışmamız gereken yer Avrupa'da toplayacağımız puanda. Ha menajerler evet. dedin. Bak şöyle bakayım. Ben hayatımda menajer tanımam bilmem. Ama menajer getirip hiçbir kulübe kardeşim bu benim topçum getir sözleşmeyi attım imzayı bitti. Sen de oynayacak bu parası da 7 milyon euro demiyor yani. Böyle bir dünya yok ki. Alma. Almak zorunda mısın? Aynen öyle. Alma. Yani menajerlerden ziyade yöneticiler diyelim biz ona. Yani yöneticilerin menajerlerle olan iletişimi de biraz etkiliyor. Şimdi doğru mesela, iletişim kurulmaması. Şimdi mesela Rozi örneğinde konuştuk. Hani ya benim yaptığım haber üzerine konuştuk. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bizim zaten artık en başta hani Joachim Löw'ü ikna edemeyecek bir futbol ekonomimiz var derken. Evet. O artık havuz zaten daraldı bu arada. Şimdi Valentin Rozier. Beşiktaş'ın çok da gelecek, of uçacak falan diyerek yaptığı bir transfer de değil. Sergen Hoca bugün yazdı, okudu mu bilmiyorum bir şeyde, Milliyet'te yazmış. Diyordu ki, ben açık söyleyeyim Rozier'i izlememiştim dedi. Yani böyle de kartları bir açık adam Sergen aynen. Yalçın yani. Yani şimdi burada performans vermiş. Mesela işte bir bedelle bitirebilme ihtimaliniz var ve kesin eminsiniz katkı alacağınızdan. Hani gözünle de görmüşsün evet. adamı. Canlı canlı görmüşsün. Hani risk de barındırmıyor. O açıdan hani bir karşı karşıya gelme durumu biraz ondan söz konusu oluyor. Örnek Samatta. Kimse kimseyle karşı karşıya gelmedi orada. Çok ciddi bir yatırım yapıldı. Ama karşılığını alamadın. Evet, yani Türkiye'den mesela Sörlot. Şimdi Galatasaray mesela istiyorsa Sörlot'u ya da atıyorum Beşiktaş istiyorsa ya da Fenerbahçe istiyorsa neden istiyor? Leipzig performansıyla istemiyor ki. Trabzon'da biliyor Sörlot herkes çünkü o yüzden istiyor. Biraz da o havuz daraldığı için hani riski azaltıyorsun mümkün olduğunca öyle bakıyor kulüpler. Maceraya gerek yok diyor yani. Yani bildiğim bir riske gireceksem ekonomik olarak. Klişe var ya ligi bilen oyuncu. Ama işte o ligi bilen oyuncu klişesi şundan oluştu. Bizim ekonomimiz buna müsaade ediyor. Bu klişe bundan oluşuyor. Bizim zafiyetlerimizi bilen oyuncu diyelim o zaman. Ligi bilen oyuncudan ziyade. Birazcık onu çevirelim öyle. Peki bir ben kimim daha yapalım o zaman. Yine Eskü'de. Eskü'de. Zor bildiniz. Bu sefer bakalım bilecek misiniz? Sedat Ağaçay kulakları için selam gönderelim. Türkiye'de güzel günlerim geçti. Quaresma ile sahada iyi anlaşırdık. Hugo Almeida ile çok gole sevindik. Gustavo Türkiye'ye gelmeden önce benden bilgi aldı. Antrenman biter Arda Turan çalışmaya devam ederdi. Eski oda arkadaşım Felipe Melo harika bir insan. Sima Sabrosa. Değil. Diego Ribas. Bana bak Portekiz civarından sormayın. Marsilya. Hikaye şu ya. Yok bunu bu tadı Sisse ya. Tadı damağımızda kaldı. Bu bildi ya. Sisse. Bildi. Ribas mı? Ben de hala kovalıyorum. Ya ne yaptın hemen attın? Ben biraz mutsuz oldum bilince de. Ben de hani olumsuz bir yüz ifadesi görünce sende. Bildiği için işte hiç. Nereden hiç bildiğimi hemen anlatayım. Buyurun. Arda Turan. Ha. Atletico Madrid. Madrid'den. Helal olsun. Çok hızlı bildin ya. Beni böyle şaşırttın. Yedek soru var mı? Bütün hevesimiz kursağımızda kaldı ya. Şimdi bu süreyi dolu. Hadi konuş. Hayır yok, bir dakika. Canım. Bu arada tabii şöyle. Sorumuz ben çok. Daha soruyu görmeden Beşiktaş sordular. Bir tane de kesin Fener sormuştur diye
kafamda kurmuştum. Baba bir de Quaresma Almeida giriyor yani tam ters köşeci ya. Kim? Cengiz Han mı? Tabii canım, son sayfanın gediklisi olduğunu artık anlıyoruz evet. Yani bu arada. Tabii Cengiz Han gibi düşünebiliyorum. Her şeyi çözüyor. Ya Volkan abi ne yapıyorsun yazmışlar sana. Çok hızlı ben söyleyecektim. Niye sen söyledin? Baba kusura bakma, bir kere de biz bilelim de. Hep orada şovunuzu yapıyorsunuz. Son sayfa etiketine birisi bildiği anda hemen altına hepsi yazıyor, tamam mı? Herkes bildi diyor Melike'de. Halbuki ondan bakıp devamını yazıyor. Ya bak ben bazen evdeyken izliyorum. İşte sen soru soruyor, Volkan burada ya da işte şey burada. Ben bazen tepki veremiyorum abi bazı Hayır soruları. Şimdi ben yazıyorum, tamam mı? Ya bir baksın gözücüyle falan diye. Ama sen buradan öyle bir şey duruyorsun ki kimse böyle telefona ele gitmeye şey olmuyor. Cesaret edemiyor. Melike şey ya. Azdırat çavuş vardır ya askerde. Ben kül yutmam diye burada. Gerçi o yutuyor ama ben yutmuyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Kopya çeken de çekiyor. İbrahim Üzülmez, Hikmet Karaman, şimdi Yılmaz Vural. Neyse başka isim vermeyeyim böyle. Yılmaz Hoca kopya çekmez ya. Arada gelen o açıkça söylüyor. Ah dur diyor, cevap yazıyorlar. Bakayım kızım falan diyor bana yani. Ha, bir de söylüyor. Dur cevap geldi bana falan diyor yani. Nobre. Nobre de ama açıkça söyledi yani. Şey yaptı o. İsmi hatırlamadı. İsme bakmak için telefon rehberini açtı. Ha şeyi. Fahri. Oynadığı oyuncuyu hatırlamadı. Evet, ha. Fahri Tantan dedi. Hatırlayamadı ya. Neyse Fahri almış Tantan olduk ya. Konuklarımızı da. Güzel oluyor burada tabii. Onların böyle bilmeye çalışması vesaire. Ama en komiği Hikmet Karaman'dı. Yani gözümün önünde bakıp söyledi yani. Böyle hiç, baktı söyledi. Hiç böyle kopya çekmedi yani. Direkt baktı. Böyle yani. Baktı, Traore mi dedi. Ben de hocam yani, sonra gülmeye başladı yani. Güzel. Selam olsun herkese buradan. Evet. Sorularla devam edeceğim. Ozan Bey yazmış. Volkan Demir'e sorar mısınız? Perotti'nin durumu ne olacak? Vallahi Perotti takımla herhangi bir antrenman yapmadı sezon tamamlanana kadar. Yani Emre Belözoğlu sportif direktörken yaptığı açıklama var. Kendisiyle ilgili. İşte sözleşmesini dondurmaya da feshetme gibi bir yola gideceğiz demişti. O zaman devre arası transfer dönemiydi. Perotti buna karşı çıktı. Sakatlığı hakkında yanlış bilgilendirme yapıldığını söyledi. Ama yani dizinde bir problem olduğu gerçekti. Benim bildiğim kadarıyla gelecek planlamasında yok gibi duruyor. Yani bunun aksini bilmiyorum en azından, hı hı. Öyle bir şey varsa da. Gelecek sezon bir şekilde sözleşmesi feshedilecektir. Peki Ergin Aslan. O da olsaydı, tamam Perotti'ye söyleyeyim de öyle söyleyeyim. Söyle. O da mesela uhde kalan oyuncularmış. Ben çok heyecanlandım geldim. Müthiş, çok istedim oyun. İzlemeyi. 2-3 maçını izledik falan. Yani futbol izleyen adamı çok heyecanlandıran abi, bir herif. Sosa'nın, çok Sosa'nın sol açık versiyonu. Evet çok iyiydi yani. Üzüldüm ben yani Perotti'nin. Keşke izleseydik Süper Lig'de. Zaten 2 maç geldi. Antalya deplasmanı, Ahmet Selim izliyorsa kulakları çınlasın. Dedik ki bu, yani bir adam şampiyon yapacaksa Fenerbahçe'yi bu adam dedik yani. Şimdi ilk zaten o ışığı veriyor. Talisca antrenmana çıktı Volkan. İlk daha antrenmana çıkıyor. Öncesinde ben açık söyleyeyim. Yani ben de böyle hakim olduğum bildiğim bir oyuncu değildi. Fırat'la antrenman izliyoruz yan yana. Abi bir iki topa vurdu falan, görüyorsun tamam mı? Adam ligi alt üst edecek yani. Tabii. Öyle de yaptı. Perotti de öyle bir adam. Türkiye'ye gelen oyuncular mesela özellikle ilk antrenmanlarında, sonradan Türkiye düzenine biraz alışıyorlar da ilk antrenmanda bayağı farklı. Mesela benim o, bak o senin söylediğin etki bende kimde oldu biliyor musun? Dirk Kuyt. Ya tamam hadi Liverpool, herkes biliyor zaten, anlatmaya gerek yok da. İşte yanlış hatırlamıyorsam Avusturya'daydık. Şeye gelememişti, topuk yaylasına gelememişti, izin vesaire, transferi yeni bitmişti. Topuk yaylası kampı yapmış millet. Dirk Kuyt tatilden gelmiş. Bir antrenman. Adam her yerde ve yani direkt sanki takım kaptanı gibi böyle. Hani 10 yıldır Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe'nin kaptanı gibi adam böyle. İşte sen oraya ben buraya falan, hemen böyle bir organizasyon vesaire. Yani hiç sıfır uyum sorunu. Sıfır. Böyle adam direkt gelir var. Gelmez. Gelir gelmez kaptan oldu. Daha ilk antrenmanda. Herkes izledi, ağzı açık kaldı. Zaten hani bildiğimiz bir oyuncuydu da. Hani Talisca Türkiye için no name bir oyuncuydu. Ben Talisca için Portekiz basınına bir iletişim kurmuştum sormak için oyuncuyu. Oradaki takip edenlere. Yani elinde tutamaz Beşiktaş
O derece iyi diye yorum yapmışlardı oradaki basındakiler. O da yani ne adammış abi. Yani sen bu yetenekle ya United falan görürsün. Adam işte o... para Çin oradan. Çok işte şimdi duygusal bir oyuncu. 6 milyon euro yalnız falan. Şenol Hoca onu farklı bir adam haline de getirdi. Onu da söyleyelim ya. Yani. Hayatının ilk kafa gollerini attı. Burada 10 gol falan attı kafayla yani. Hakikaten yani tam bir forvet oyuncusuna dönüştürdü gerçekten. Böyle enteresan da bir vücut yapısı var. Sanki denge sağlayamıyor tabii, gibi tabii, falan gözüküp ama bir düşecekmiş kuvvet. Gibi evet. Değil mi? Evet. Bir vuruyor düşecekmiş gibi gol oluyor evet. Falan. Öyle onun biraz daha dengelisi dünya starı Rivaldo mesela. Evet. Vücut yapısı çok birbirine benzeyen Benziyor, oyuncular bunlar. Yani böyle ince. Sallana evet. Sallana evet, gidiyor. Atlet gibi. Tabii. Yani böyle atletler evet. Olur ya öyle ince yapılı. Yani biraz onları hatırlatıyor. Doğru İstanbul Maratonu'nda birinci olacak havası var yani. Doğru. Evet. Yani o bacak yapısı falan. Bir de güçlü de vuruyor. Şey vurmasın tamam hani kavisli vurursun da güçlü de vuruyor sert yani. Sert de vuruyor. Yani. Evet. Evet. Talişka'yı da almış olduk. Şimdi Erol Bulut. Alanya'sı, Malatya'sı başarılı iki geçmişi var. Fenerbahçe'de o başarıyı elde edemedi ama Gaziantep Futbol Kulübü'nde ne yapar? Hayırlı olsun Gaziantep Futbol Kulübü. Bu sene iki farklı gömlek giydi. Bir Şumidika'yla, iki Pinto Hoca'yla. Pinto Hoca Şumidika oyununu devam ettirmedi. Başka bir oyuna döndü. Hani daha kontrollü bir oyun oynayıp hızlı çıkan hocaydı Şumidika. Pinto daha keyifli ama riskli bir oyun oynuyordu. Erol Hoca ne yapar? Erol Hoca topu rakibe verir Gaziantep'te. 2-3 tane forvetlerine bakar ki atletik adamları var. Kadro devam edecek mi bilmiyorum. Çok işine yarar. İdeal yer. Ben asla saygısızlık yapmam. Çok sevdiğim, çok düzgün bir insandır Erol Hoca. Çok düzgün bir insandır. O başka bir yönü. Oyunla da ben hani daha devam etsin, bulsun şans falan bunun üzerinden gidiyordum ama çok net gösterdi orada olmayacağını. Gaziantep'te ne yapar? Gaziantep'te Fenerbahçe serüveninden önceki algısı neyse Erol Hoca'nın değil mi? Yani bir şey yapmıştık biz. Geliyor bir grup. Okan Hoca, Sergen Hoca, Erol Hoca değil mi? Böyle 4-5 kişilik bir şey vardı. Tamer Hoca. Erol Hoca da o baremdeydi. Fenerbahçe öncesindeki algısı neyse Antep'te o seviyeye tekrar çıkar bence. İdeal bir kulüp Antep Erol Hoca için. Erol Hoca'nın oynatmak istediği oyun için de o. Çünkü yarışmacı ve şampiyon olacak takım oyunu, kafası, felsefesi başka bir şey. Antep'te onu çok beklemezler. Skor odaklı oynarsın. Bence doğru bir birliktelik gibi görünüyor. Bugün bu sezon 60 civarı aldı değil mi Antep? 61-62 öyle bir puan 6. aldı. 6. mi 7. mi öyle bir 40, şey oldu. 40 maç 60 yani 1,5 puan üstü bir ortalama yakalamış. Bence onun üstüne çıkar. Çıkar. Neden söylüyorum bunu? Örnek belki Trabzonspor'da olsa çıkamaz. Trabzonspor'un bugün yakaladığı performansın üstüne çıkamayabilir. Ama Gaziantep'te çıkar. Çünkü Erol Hoca'nın oyunu Gaziantep için mükemmel bir oyun. Neden bunu söylüyorum? Mesela bu sezon Abdullah Avcı'yı hepimiz ne dedik? İşte geçiş sezonu, bir yapılanma yapıyor vesaire. Evet. Ama tribün olsaydı 14 tane beraberlik, o 14 tane beraberliği Trabzon seyircisi kaldırmazdı yani. Abdullah Hoca belki bu sezon sonunda tartışılan adam haline gelirdi. Şu an hiç konuşulmuyor bile. Devam etmesi isteniyor vesaire. İşte Erol Hoca da orada bu düzende zor kaybeden ve elindeki çok kaliteli oyuncular var ve muhtemelen birçoğu da devam edecektir. Elindeki kaliteli oyuncularla da sonuç alan bir takım oluşturacaktır ama tekrar ediyorum Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bu sezon yakalanan puanın üstüne çıkamayabilir ama Gaziantep'in yakaladığı puanın üstüne çıkar. Oraya çok daha uygun bir profil. Ha şöyle futbol bu arada teknik adamlarla elbette oynanır ama asıl futbolcuyla oynanır. Elindeki futbolcuya göre de iyi bir malzeme çıkartabilen bir teknik adamdır Erol Bulut. Dönem dönem değil bu sezonun önemli bölümlerinde ben eleştiri yaptım kendisine. Yaptığım eleştiriler biraz daha sanki kendi kararlarını kendi vermiyormuş hissi oluştuğu için ben de buna benzer eleştiriler yaptım. Ama şunu da söyleyeyim. Elindeki malzemeyi iyi kullanır. Ben Gaziantep zaten hani şartları, imkanları bu ligde iyi takımlardan bir tanesi. Ciddi bir maddi desteği var efendim. Zaten kaliteli bir kadrosu var. Erol Hoca oraya uygun bir profil. Bence orta vadede yani kısa vade hemen birkaç hafta ama orta vade işte yarım sezonluk dönemde o farkı hissettirecektir diye düşünüyorum. Maxim de kendini hazırlasın kalacaksa Antep'te sol çizgiye. Onu da söyleyelim.
Sol ya şöyle 4-3-3 gibi bir şey oynatır. Evet. Tahminim benim. Şimdi kadroyu tam incelemem lazım ama mesela Diko oynar orada. Enteresan değil mi şimdi? Erol Bulut'u o kadar çok hani benimsemiş ve anlamışsınız ki ne yapacağını aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz. Ya, bu benim iyi bir şey mi kötü bir şey? Yani bunu kıran hocaları oldu. Kim kırdı? Bu sene net Ersun Yanal kırdı. Evet, şimdi değil mi? Türkiye'de değişti. Hücum futbolu. Mustafa Deniz de gelmiş. Ersun Hoca'nın en önemli özelliklerinden biridir. Takım çıkar şey faali. Ne faali? Yugoslav faali. Arnavut diye isim geldi. Yugoslav faali. Yani ama Antalya Spor'da içinden ne çıktı Ersun Yanal'ın? Otto'ra her geldi çıktı. Ay, yani böyle değil mi? Savunma futbolu. Avrupa şampiyonasında yani. 1-0 1-0'a şampiyon olan. Bu bir teknik adamı için iyi bir şey. Yani ben şu statik kalmaya çok karşıyım. Kardeşim benim oyun felsefem bu. Ben bunu oynarım. Bundan taviz vermem. Gelen oyuncu buna göre. Hayır. Bu aynı zamanda oyuncuyu köreltmek demek. Makine değil ki bu insanlar. Yetenekleri var. Bırak sahada kullansın. Makine gibi. Sen şurada dur. Bunu yap. Başka bir şey yapma. Çekip bırakırdık. Şeyi hatırlıyor musun? Saha yeşil saha böyle adamlar küçük top. Çekip bırakırdık böyle beşerli. Kaleci şöyle çevirmeli. Saha beşerli onarlı. Bu öyle bir şey değil ki. Depar atacak adam özelliklerini gösterecek. Oynayacak. Langırt diyebilirsin. Langırt. Tabii Langırt da onu çok veriyorum örneği. O yüzden vermeyeyim dedim. Sabit. O yüzden ben böyle statik kalan teknik adamlara saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Her zaman da söyleyeceğim bunu. Bir şey de uyduruyorlar. Beceremeyince rakip yarı alanda top yapmayı, top oynamayı, topu rakibe verdim. Ya topu rakibe vermek falan o becerememektir. Ya ne demek de, topu rakibe? Bir de her takımın kadro yapısı, oyuncusu farklı. Siz her takıma karşı aynı futbol oynarsanız olmuyor. Fatih Terim de mesela denedi bunu Alanya'ya karşı ve başarılı tabii oldu. Yani değiştirmeniz gerekiyor zaman zaman ama o sıkıntı sistemi. Büyük takım bunu kaç maç yapmalı sezonda? Bunu maç yani bunu biraz değiştireyim diye abi, yapmamalı derbi bence. Derbi deplasmanı dışında büyük takımına takım, göre tamam yapmalı. Yo, bazı maçlarda da mesela Alanya çok formda oluyor. Alanya deplasmanında saygı duydum ben mesela Fatih Hoca'nın evet bakış açısından. Her zaman yapamazsın. Sivas mesela buna uygun. Sivas çok sert bir deplasman. Evet Sivas'ta hani böyle takımlara karşı yapılabilir. Ama içeride Gençler Birliği ile oynuyorsan da bunu olmaz, yapıyorsan tabii bir dakika derler. Ya tabii canım. Yani. Bunu yaptı yani Erol Hoca kusura bakmasın da. Hatırla. Tabelaya evet, bakın dedi. Yani. Ama evet. Ya bu arada bu başarılı olmayacak diye bir şey yok. Belki bu Erol Hoca'nın felsefesiyle yarışa başlayan bir takım da şampiyon olabilirdi. Veya gelecek sezon olabilir. Bu tamamen göreceli bir şey ama ben bunun sadece bu sabit olması, ben sabit olmaması gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca olmadı mı şampiyon? Oldu. Niye bu gitti oyun, Aykut Hoca? Bu oyun satmıyor. Heh. O oyun satmadığı tabii için satmıyor gitti Aykut Hoca. Hayır satması satmaması değil. Bir de yani neden ısrar edesin ki karşısında iş yapmayacağın bir bu sistemin iş yapmayacağı bir rakip karşısında niye bu oyunda ısrar ediyorsun? Bu bile bile ladesi oluyor. Ne ya, gerek var? Benim felsefem bu. Yok, bak ama başarı gelmiyor. Beşiktaş hak etti cümlesi en çok duyduğum cümle. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı olmayan insanlar belki 50 kişi bana söyledi. Yazdılar hatta TT oldu bir ara bir Fenerbahçeli olarak bir Galatasaraylı. Evet, bunu söyleten bir şey var. Tamam bunu ne söyletiyor? Ya adamlar top oynuyor diyorsun. Bu sene 40 maçın 32 yani söyledim ilk bölümde yani 30 küsüründe bunu yaptı etti. İnan Beşiktaş kaybetseydi bu sene şampiyonluğu ikinci olsaydı tabii ki hani son dönemi yapamamış olması bu eleştiriler üzüntü belki travma beraberinde gelecekti ama inan şu bir süre sonra söylenecekti ya helal olsun adamlar kaybetti ama şampiyonluğa sonuna kadar oyunlarıyla en çok onlar hak ettiği dedirtecek. Mesele bu yani bunu yapabilmek. Yani tabii Erol Hoca özelinde konuştuk bunu ama yani genel olarak Türkiye'de böyle bir bakış açısı var. Şimdi mesela Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ta benzer oyun oynuyor. Efendim Union Berlin'de benzer oyun oynuyor. Onlar biraz daha hangimiz daha kaliteliyizle belirleniyor sonuç. Herkes bir alan paylaşımı vesaire benzer oyunlar oynuyorlar. Türkiye'de böyle bir durum yok. Türkiye'de Fenerbahçe ile oynuyorsam baba ben bir önce bir yediliği yapayım önde. Dört önüne üç yediliği yapayım. Ondan sonrasına bakarız. Evet. Mantığı var. Yani Türkiye'de büyük takım hep maçları böyle dönüyor genel hep olarak. Hep böyle oluyor. Evet, böyle dönüyor. Yani ona bir çözüm üretmen lazım. Peki Falcao gider mi? Yani kısa Galatasaraylı olan adam şunu diyordur herhalde. Keşke gitse. Yani 5 milyon euro. Yani Galatasaray şu bir hiç oynamazsa 5 milyon euro bu arada oynarsa artıyor o rakamlar.
Falcao gider mi? Sen olsan gider misin? Falcao gitmez tabii. Niye gitsin? Ya şimdi tabii işin esprisi bu. Umuyorum gider. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama açık ve net bu sözleşme Galatasaray'ı yıpratıyor. Yani bir yıl okey. İkinci yıl ağır geldi. Üçüncü yıl çok çok ağır gelecek. Ha şöyle bir avantaj var. İşte financial fair play kalktığı için biraz daha aba altından sopa gösterebilirsin. Hani bana mecburlar. İşte onların farkında artık oyuncular her şey. Her şeyin farkındalar. İşte o bütçe açılacak, yerime adam alacaklar, ben burada oynayamayacağım vesaire gibi bu tip kaygıları varsa gitmeyi tercih edebilir. Ama bunlar benim sözleşmemden dolayı zaten oyuncu alamayacaklar gibi bir düşünce içerisinde olursa, yine Fatih Hoca hadi oğlum yapacak bana, beni yine sahaya atacak diye düşünürse o zaman ayrılmaz. Ya umuyorum tabii güzel bir teklif gelir. Galatasaray güzel bir şekilde yollarını ayırsın ama yani çok öyle gönüllü olarak ayrılabileceğini zannetmiyorum. Bir de zaten Falcao'ya bu maaşları kimse vermez. Evet. Bonservisi zaten kimse vermez bu yaşta. Falcao'nun da hani şöyle bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Ya ben burada oynayamayacağım. Bari oynayacağım, bir takıma gideyim yok falan diye. Zaten oynamadığı, kazanmadığı, yapmadığı başarı kariyerinde kalmamış. Bir sürü kariyerinde o var. Yani çok Galatasaray tarihinin en yani ekonomik olarak en sıkıntılı herhalde ilk üçü söylesen bir tanesini yazı belki bire yazarsın. Yani en azından ilk üçe yazarsın. Peki Ergin Aslan, Salih Uçan'ı çok soruyorlar. Evet. Ne zaman resmiyet kazanır? Salih Uçan herhalde şey olduğu hafta resmi sözleşme kaçın Haziran'ın herhalde ilk haftası açılıyor. Haziran'ın ilk haftası itibariyle bu resmileşir. İlk kampa katılır. Belki şey durumunu da bilmiyoruz. Şey kadro değişecek. Milli takımda Şenol Hoca'nın o yüz sakatlığı ile ilgili bir şey vardı. Belki çağıracak. Düşük bir ihtimal ama belki bunların hepsi ihtimal dahilinde. Haziran'ın ilk haftası şey kazanır. Resmiyet kazanır. Volkan Alparslan'dan bahsederken iki isim saydı. Salih Alparslan doğru. Bu sene bonservissiz seviyeyi çok yukarı çekmiş. Oynadığı bölge itibariyle de çok bulunabilir bir bölge ve adam değil. O açıdan ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Potansiyelini hep biliyorduk Salih'in ama belki burada Sergen Yalçın hikayesi, Şampiyonlar Ligi, başka bir vitrinle çok daha güzel bir hikaye çıkabilir Salih üzerinde. İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Peki, oldu ki Ali Koç Emre Belözoğlu'ya devam etmeyeceğini açıkladı. Emre Belözoğlu sportif direktör olarak kalır mı yoksa ayrılır mı? Ben teknik adam olarak devam etmek isteyeceğini ve bu konuda ısrarcı olacağını düşünüyorum. Ama ya Emre Belözoğlu olunca konu çok da iddialı konuşmamak lazım. Çünkü şöyle, ya teknik direktörlük istediğini biliyorum ama aynı zamanda şu cümleyi de kuran bir adam. Fenerbahçe gel derse geliriz, git derse gideriz diyen de bir adam. O yüzden Ali Koç ya bir sene daha sportif direktör kal ya da sen bundan sonra sportif direktör kal teklifini sunduktan sonra Emre Belözoğlu acaba hayır diyebilir mi? Konu Fenerbahçe olduğu için hayır diyebilir mi? O konuda şüphelerim var. Ama teknik direktörlük konusunda çok istekli, çok hevesli olduğunu biliyorum. Bir yıl daha bir şans almak istediğini biliyorum. O da çok uzun bir süre süreceğini zannetmiyorum. Yani bence bu hafta içi veya bu hafta içi derken artık haftanın sonuna geldik ama yani önümüzdeki haftadan itibaren kısa süre içerisinde netleşecek bir konu gibi duruyor. Bunu resmi olarak açıklayamayabilirler. Hı hı. Hani daha seçim yapılmadı kardeşim. Siz nasıl hoca belirliyorsunuz? Sen daha başkan seçilmeden nasıl hoca belirliyorsun diyebilir kongre. Böyle bir tepki almama adına da belki Fenerbahçe başkanı ve yönetimi Emre Belözoğlu'nu kongre sonrasında açıklayabilir ama bu hafta içerisinde olumlu veya olumsuz konu netleşir diye düşünüyorum. Sergen Yalçın'a ne zaman sözleşme yenilenecek diye soruyorlar. Sergen Hoca bir tatilini yapsın. Çok yoruldu, çok yıprandı. Başkan da herhalde bir süre yapacaktır, bir süre dinlenecektir. Haziran ayı ortası gibi sözleşme yenilenir. Emre Bey biraz da kızmış bize. Sabahtan beri yazıyorum, okumuyorsunuz demiş. Fenerbahçe Samatta ile ilgili nasıl bir transfer politikası izleyecek? Şimdi Genk Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya ödediği paraları ödeyemez bir kere. Aynı zamanda Samatta'nın şu anki maaşını da ödemez. Ödeyemez demeyeyim de ödemez. Ama Samatta'ya ilgileri var. Belçika'dan aldığım bilgi bu. Satın alma opsiyonlu kiralık düşünceleri bu. Bir yıl kiralayalım, durumuna bakalım. Devamında da yeniden masaya oturalım, bonservisi için konuşalım
gibi bir formül üzerinde duruyorlar. Fakat iki tane oyuncuları var. Bir tanesi Japon, bir tanesi Nijeryalı. İsimlerini hatırlayamadım. İzleyicilerimiz affetsin. Bu iki oyuncunun satışından bir gelir elde edilirse Samatta konusunda bonservisle alma gibi bir girişimde bulunabilirler deniyor. Belçika'dan gelen bilgi bu. Ama ben bir şekilde Samatta'ya bir kulüp bulunacağını düşünüyorum şahsen. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani son maçta oyuna böyle son anlarda girdi. Son bir 10 dakika falan yanlış hatırlamıyorsam. Yine ya enteresan bir şekilde mesela bana şunu düşündürdü. Acaba bu oyuncu Fenerbahçe'de santrforda değil de ısrar edildi. Çok ısrar edildi ya santrforda. Bir sol ön ya da sağ ön olarak kullanılsaydı farklı verim verebilir miydi? Çünkü çok atlet bir Larin adam. Larin gibi değişti. Larin benim aklıma Fenerbahçe'den Musa Sow geldi. Son maçta çünkü sol ön gibi oynadı. Son 10-15 dakika. Acaba verim verebilir miydi diye düşündürdü beni. Şimdi buradan bana Fenerbahçeli taraftarlar belki bir tepki gösterebilir. Abi son maçın son 10 dakikasında mı aklın başına geldi diye de. Hakikaten çok atlet bir adam. Yani fiziksel özellikleri çok farklı bir adam. Ama bitiricilik konusunda sıkıntılı. Belki net bir bitiriciyle işte Sergen Yalçın'ın Abubakar'la ortaya çıkardığı Larin performansı belki net bir bitiriciyle ya da net bir santrforla Samatta'dan da elde edilebilir gibi düşündüm. Çünkü maliyetli bir oyuncu bir şekilde ya zarar ederek göndereceksiniz ya da faydalanacaksınız. Evet. Ama tabii şu anda yani yönetim bence önceliği iyi bir takım bulup az zararla bu işten sıyrılmak olacaktır. Ergin Aslan, Beşiktaş'a kaleci lazım mı? Şampiyonlar Ligi'ne Ersin ve Utku yeter mi? Ersin'le Utku ben olsam devam ederim. Ersin'le devam ederim. Hep şunu söylüyorum. Beşiktaş'ın bugün kalesinde 3 milyon euro maaş alan ve 4 milyon euro bonservisi olan bir kaleci olsaydı Beşiktaş 10-15 puan farkla mı şampiyon olacaktı? Çocuk şampiyon oldu ya. Şampiyon takımın kalecisi Ersin. Öte yandan teklifler falan söylüyor. Ben satılmasına da karşıyım. Yakaladığın kaleciyle 10-15 sene devam edeceksin. Şimdi Ersin'i sattın. Atıyorum 7 milyon euro teklif. Sat sonra bankada ödenecek bir para var, hop oraya gitti. Hadi kaleci ara, tuttu mu tutmadı mı? Bir tane çocuk yakalamışsın 19 yaşında. Gittiği yere kadar gitsin. Sergen Hoca zaten bir bütçesi olursa eminim onu kaleciden yana kullanmaz. Belki şu anda insanlar bana Beşiktaşların çok hoşuna gitmiyor ama Altay'ın geçen seneki performansıyla bu seneki performansı arasını bir kıyaslayalım. Altay'ın geçen sene yemediği laf kalmadı. Bak kalecilikte bir sene bile çok önemli bir tecrübe. Tabii. Çok önemli bir tecrübe. Bu sene sezonun kalecisi oldu Altay. Genel 11 yaptığın zaman Altay'ı yazıyorsun Uğurcan'la falan beraber. O yüzden ben Ersin konusunda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kaleciden başka kaleciye geleceğim. Mert Bey yazmış, Hamdi Bey yazmış. Berke Özer. Haberler de çıktı Atletico Madrid. Şimdi dönüyor Fenerbahçe'ye. Evet, bir yıl sözleşmesi kaldı. Oradaki performansı dikkat çekiyor. Teklifler alacaktır. Besterlo. Evet, teklifler alacaktır ama yani burada biraz Fenerbahçe yönetiminin tavrı belirleyici. Şimdi kabul edelim ki Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimali. Her ne kadar Fenerbahçe yönetimi direnecek, işte bunu satmamak için elinden geleni yapacak desek de var. Bu sezon içinde var, belki gelecek yıl içinde. İşte oraya hele bizim ülkemizden, çok iyi kalecilerimiz var, bizim ülkemizden böyle bir potansiyeli yakalamışken sözleşme mi uzatırsın yoksa ya biz bunu elden çıkaralım mı dersin? Berke yatırım yapılmış bir oyuncu. Evet. Yani yanlış bilmiyorsam 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Ve potansiyeli halen çok yüksek olan bir oyuncu. Belki de Altay 1-2 yıl içerisinde Fenerbahçe'den ayrılırsa bir numara olacak bir oyuncu. Geleceğin Volkan Demirel'i benzetmeleri yapılıyordu transferi olduğunda. Aynen öyle. Onu belki de o, yani o ona aday gördüğüm bir oyuncuyu böyle çok istediğin değerleri bulmadan elden çıkarmak ne kadar doğru? Peki golü koklayalım hızlıca. Veda edeceğiz çünkü hemen ilk pozisyonumuz gelsin. Biz teşekkür ederiz. Sona geldik. Biraz hızlı geçtik bu kısmı. Süremizi doldurmuşuz. İzleyicilerimize de katılımlarından dolayı teşekkür edelim. Son sayfayı noktalıyoruz. Yarın yani bugün yine 23'te biz karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.